Evet değerli izleyiciler, Teke Tek Özel'de çok sevdiğinizi bildiğimiz, bizim de çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, hayranlık duyduğumuz bir dostumuzla başlıyoruz bu akşamki programa. Değerli İlber Ortaylı ile. İlber abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok yakışıklısın, Allah zarar saklasın. Hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Baksana kahveci gibi geldi. Yo vallahi maşallah var, yaz tatili yaramış. Yaz tatiline daha çıkamadık işte. Nereye gideceksin hayırlısıyla? Nereye gideyim? Ege'ye gideyim. Ege'ye, yine Cunda'ya. Cunda'ya. Cehil'e gideceydik, gidemedik bir türlü. Cehil Hoca'ya. O nerede? O da yakın Cunda'ya biliyorsun. Evet. Cunda'ya gitti, haber ver. Tatil yapacaksan Yunan adalarında yapacaksın. Niye? Kızan kızar. İnsan yok, kalabalık. Kalabalık yok, ucuz nispeten buraya ucuz, göre. Ucuz, ucuz. Bayağı ucuz buraya göre. Ucuz. Yani bu öyle olmaz. Utanmaz ya, fiyatlarla bir yere gidemez. Sorduğun zaman mazeret, 2 ay bu işi yapıyoruz diyor. Tamam öyleyse 10 ay başka iş yap. Başka iş yap. Yani 10 ay niye yatıyorsun? Ayıp değil mi? Utanmıyor musun? Git başka iş yap. Yani zeytin topla falan. Yani mecbur musun illa bir şeyin sahibi olarak yaşamaya? Tek bir şeyi 2 ay yaparak. Yok öyle bir şey. Ha, 10 arasını da gelenden çıkaracaksın. Cunda'ya gidin haber ver de gelip seni alayım, beraber Celal'e gidelim. Celal Beyefendi orada evet, ne yapıyor? Üstadımıza bakayım. Gidelim görelim onu da. Çalışıyordur. Çalışıyor. Şimdi mesajlaştık. Keyfi'yi sana selam alın. Ne diyor? Bir konu konuşuyorduk. Bir konuyla ilgili görüş alışverişte bulunuyorduk da sağ olsun yardımcı oldu. Dedim ki birazdan İlber Hoca ile program çekeceğim. Çok selam söyle dedi. Ben de iletiyorum, üstünde kalmasın. Evet İlber abi, şeyden başlayalım diyorum. Konumuz 30 Ağustos Zaferi'ne giden büyük taarruz falan ama büyük taarruzdan başlamak anlamsız. Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'na evet. Osmanlı'nın girmesi, istemese bile Almanlarla beraber olması. Şimdi orada böyle çeşitli hurafeler var. Sen ne dersin bununla ilgili? Hurafelerin en sonuncusu şudur. Bu savaşa girmek istemiyoruz. Yani savaşta zaten Türkiye yeni bitirdi Balkan Savaşları'nı ve hezimetle bitirdi. Yani bu ordunun siyasi rekabet dolayısıyla birbirini sahneden elemesi ve hatta mesela yapılmayacak şeyler yapıldı. Bir normal savaş gerekçesiyle vatanseverliğinden şüphe edemeyiz ama Talat Paşa'nın mesela nefer kıyafetiyle karargahları ziyaret edip taraflar hakkında konuşması işte yani bu bir taraf var, Kamil Paşa hükümetidir. Efendim bunlardan bu iş olmaz falan diye böyle bir partizanlık yapması. Bu gibi nedenlerle ordu çok kaybetti. Yani aslında... Yani orduya siyasetin sokulduğu dönem. Siyasetin sokulduğu ve tabii zaten başından da diplomasiyi kullanamadı bunlar. Yani iddiatçıların en zayıf tarafı diplomasiyi çok küçümsemeleridir ve kullanamamalarıdır. Aşağı yukarı iddiatçı kabinelerin en zayıf adamı Menteş'tir, Halil Menteş'tir. Katiyen anlamaz bu işten. Yani onun diplomatik bilgisi varsa da çok kitabidir. Yürütecek durumda değildir. Yani bir imparatorluğun politikasını yürütecek durumda değildir. O devrin kabineleri içinde mesela Avusturya-Macaristan kabinesinde Graf Kont Erenthal vardır. Bosna her şeyi ilhak etmek gibi vahim bir hata yapmıştır. Yani Avusturya orada işgal kuvveti olarak bulunuyordu ve işgal idaresi olarak da bir takım şeyleri yürütüyordu zaten. Memleketin ekonomisine bağlıydı falan, elindeydi şu bu. Bunu yutmaya kalkmak, bu beyaz fili çok yani hoş bir hareket olmadığı gibi. Yani mesela artık bu durumu kabullenen Osmanlı Devleti başta, başka devletlerde de bir soru işareti uyandırdı. En başta Rusya'da. Ve kendisine bu tembih edildi halde dinlemedi. Yani böyle bir çaylak böyle. Sonra Alman hariciyesi çok dümdüz gidiyordu. Katiyen Bismarckçı ustalıklara sahip değildi. Rusya kabinesi ise çok
diplomat olarak görünüyor Sazanov, aslında son derece hayalperest bir hariciyeci. Yani diyor ki, biz çıkacağız diyor, boğazları alacağız, Konstantinopol bizim olacak. Şimdi Rusya tabii çok vahim bir ülkedir. Kocaman bir imparatorluk, o zaman da öyleydi. Fakat bunun deryası yok. Yani gemilerini saklayacağı, konaklayacağı, tersaneye çekeceği, demir attıracağı ve kullanabileceği doğru dürüst şey niye, yok. Odessa elinde. Yok mu ya da yukarıda Leningrad yok mu? Yok efendim. Leningrad'ın şeysi, uzmanlık alanı biliyorsun. Donanma merkezi, evet. Kronstadt'tır. Kronstadt için şimdi ben bir Çar'ın Yaver'inin şeyini okuyorum. Yaver Tu Amiral. Gordinski yani. Şimdi bu arkadaş yazıyor. Gayet şey, kuru bir karargah subayının, kuru bir yaverin ifadeleri. Hiç öyle iddialı şeyler değil. Yani Çar ne yaptı, Çarişe ne yaptı, ziyaret, bilmem ne, gemi anlatıyor. Vahim bir şey ya. Bütün sene donanmayı, gemileri, kendisi orada Baltık filosunda boyuyorlar, bakıyorlar, kazıyorlar, rendeliyorlar, bilmem ne yapıyorlar, yeniliyorlar. Hatta işte halısını malısına kadar. Çünkü müthiş bir şey. Kış. Ve 4 ay seyir için. Evet. Dört çıkamıyor limandan çünkü. Ha, çıkamıyor buzdan. Yani o 4 ayda da işte Çar geliyor. Bunları ziyaret ediyor. Donanmamız vardı. Şey, uzak doğu, bugün Vladivostok dediğimiz yer, yani çok daha, çok 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 daha şey, zor bir şey. Yani çok daha zor. Ve orada zaten deniz müsait değil donanmaya. Onun için güneye sarkıyor. Yani Rusya'nın bütün derdi... Vladivostok'tan çıksan ne olacak? Japonya'ya mı gideceksin, nereye gideceksin? Şimdi kala kala dediğin gibi Karadeniz kaldı. Karadeniz çok mu iyi bir deniz yani? Ha? Çok mu iyi bir deniz? Değil. Sivastopol tabii bir limandır yani, bir Haliç gibi. Bunun dışında başka bir şey de yok yani orada. Şimdi koca bir imparatorluk orada oturacak. Bunu niye konuşuyorum? Bu bugün de böyledir. Bugün de böyledir. O gün o yüzden Suriye'ye ihtiyacı vardır bugün. Nükleer kuvvete ulaşmış bir kocaman donanma bir yerlere açılmak durumunda Suriye'ye el attı. Ve şimdi Trablusgarp bu network'e dahil ediyor. Başka türlü yaşayamaz. Ve fazla bir şey de diyemezsin. İngiltere Kıbrıs'ta ne yapıyor abi, hala üstlerle. Sen oradan çekilirsen söyleyecek hiçbir lafın yok. Çekilmezsin. Çok açık ayakta kalmak için. Şimdi bunu söylediğin zaman bazı arkadaşlar var. Üstelik de yerleştirmeler Kıbrıs'a. Edim diyor, Türk emperyalizminin diyor sözcülüğünü yapıyorlar. Sormak lazım. Zaten Ali'niz Mazı Dağı'ndan oraya hangi emperyalizm tarafından yerleştirildiniz o zaman? Kolonsuz cüphemiz yani. Bu böyledir maalesef. Yani bazı şeylere dikkat edeceksiniz. İşsiz vatandaşa iş buldum diye rastgele yerleştiremezsin. Çünkü orası iş bulma yeri değil. Bu kadar açık. Ona göre şey yapabilirsiniz. Yani deportasyon olsun, ikna yoluyla yerleştirme olsun. Bunun bir yolu vardır. Kıbrıs'ta Bulgarlar, Bulgaristan Türkleri vardır. Tamam. Orada bir sorun çıkmaz ama başkasından çıkar. Çünkü bilmez o araziyi, o mantaliteyi, o şey. Çok açıktır bu. Şimdi efendim başka bir sorunun üzerinde durmamız lazım. Sazanov'unki bir hayaldir. Çünkü böyle bir donanmayla sen İngiltere'ye karşı çıkacaksın. İngiltere donanmasıyla, yani Britanya donanmasıyla Almanya bile baş edemedi. Yüksek teknik kudretine, intibakına, çok iyi denizaltılar yapmasına, hatta zırhlılar yapmasına rağmen baş edemedi. Yani Birinci Cihan Harbi'nde Alman donanması o mevzi zaferlere, denizaltı numaralarına rağmen madar oldu. Katiyetli, evet, hiç yani donanma değildir o, bilmezler. Komutanları da kayda değer insanlar değildir. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bizde diplomasi yolu da kullanılmıyor ve biz bir savaşın eşiğindeyiz. Çünkü Sazanov'la Churchill anlaştılar.
Yani İstanbul'u alacak adam. Tabii ona o Churchill'e İstanbul'u ne kadar verir o belli. Yani bize gemileri verecekken hem paranın hem geminin üstüne nasıl yattıysa Rusya'da benzer bir şey yapabilir. Yani bu tip böyle sözden dönme politikaları makul. Ama ilk anda hakikaten bu yerleşmiş. Hatta bir ara Çanakkale şeyi başladığı zaman biliyorsunuz Churchill'in planıdır. Çanakkale'den rahatça girecekler Marmara'ya ve İstanbul'u alacaklar zırhlarla. Sazanov delirdi. Delirdi yani. Hani bize verecekti, mal mı kaçırıyorsun, kedi falan gibi. Güya bir ara anlaşma yaptılar. Peki mesela ben şunu anlamamıştım Dilber abi. Çanakkale'ye İngilizler ve Fransızlar geldiği zaman niçin Ruslar da kuzeyden, Karadeniz'den İstanbul'a bir donanma yollamadılar diye? Kuzeyden donanmayla içeri girecekler. Bak gene aynı problem. O donanmayla kuzeyden içeri girmeleri çok zor. Niye zor? Çünkü onu besleyecek halleri yok. Tut ki girdiler. Ne yapacaklar? Öbürü kara orduları yağdırıyor. Yeni Zelanda'dan gelmiş, Hint'ten geliyor, bilmem ne geliyor. Deniz zaten kendinin. Yani bir tek Karadeniz'i kullanarak inmesini ifade ediyor Rusya'nın. Kaç tane gemisi var. O bakımdan bekliyor ki öbürküyle birlikte koordinatlar içinde peki, hareket etsin diye. İlber abi şimdi şöyle bir şey vardır. Bu ne kadar gerçeği yansıtır. Türkiye aslında Almanya ile beraber, Osmanlı İmparatoru Almanya ile beraber girmek istemedi savaşa. İngilizlere beraber istedi ama İngilizler böyle bir şey kabul etmediler. Biz tabii çünkü İngiliz bakıyor Balkan'da ne hale gelmiş bunlardan müttefik olur mu diyor. Yani Balkan Savaşı maalesef yanlış politikalar yüzünden, diplomasini kullanamaması yüzünden Balkan devletleri ilk ve son defa olarak bizim karşımızda birleştiler. Bu çok açık. Hani bazı böyle çok Hamitçi, Abdülhamitçi çevreler söylüyor ya, işte iki çeteyi birbirine düşürür, bir Rum'a Bulgar manastırı yaktırır çeteye falan, arayı bölerdi falan diye. Hatta bunun için bir anekdot da uydururlar. Selanik'i derg ederken, padişah sürgündeydi ya orada Abdülhamit Han, vah vah demiş. Bir çeteye bir öbür çetenin mallarını, şeylerini, manastırlarını yaktıramadılar mı? Yani bu değil. Bu kadar basit değildi Hamidi Balkan politikası. Fakat şurası bir gerçek. Maalesef iddiatçılar hiçbir şekilde politikaların içinde diplomasiyi bilen ve kullanan bir kuvvet değildi. Maalesef çünkü Balkan Savaşı'nın başında bu çok açık. Bizim biliyorsunuz savunma Dışişleri Bakanımızın söylediği şey, ben diyor o zaman diyor yani ismim kadar eminim Balkanlardan diyor. Yani orduda terhisler var hatta. Yani bu çok önemli tecrübeli asker açısından. Şimdi bunun bu şekilde güvenmenin kendince bazı nedenleri olabilir. Ama şurası bir gerçek ki İtalya'nın Trablusgarp'a saldırısında ne kadar gaflet içindeyse kabine diplomasi bilmediği, istihbarat hizmetleri iyi gitmediği için bu Balkan'da da tekrarlandı. Tabii ikinci bir zaaf donanma maalesef çok ihmal edilmişti. Osmanlı'da. Evet. Şimdi bütün insanlar yek avas halde bu hain Abdülhamit darbeden korktuğu için donanmayı batırdı diyor. Yani şimdi affedersiniz Sultan Abdülaziz'in kurduğu geniş donanma da teknolojik değişmelere uyduramıyor kendisini. Çünkü bu teknolojisi bu gemilerin 1830'larla 1930 arasında hatta daha da bir dönemde inanılmaz şekilde değişiyor. O zaman havacılık yok. Bütün teknik bilgi denizlerdedir. Hatta o kadar ki pilotların bile iyileri mesela bizde denizden çıkar, denizcilerden çıkar. Çok enteresan. Şimdi bu donanmanın
Başında alırsınız iyi bir şey diye, bir müddet sonra bakıyorsunuz ki tamamen buhara çevrilmiş. Bir müddet sonra acayip torpidolar çıkıyor. Bir müddet sonra o harbin içinde oldu. Kömür yerine petrol kullanmaya başladılar. Churchill'in Britanya donanmasına verdiği yanlış stratejik zararlar yanında, Gelibolu gibi. En büyük kazancı bu yani. Petrolü dayadı. Donanmayı öyle ıslattı. Buna yönelik bir şeyleri var bu adamların çünkü. Yani bir çok önemli bir şey, çok önemli bir şey. Teknik bilgileri var, mühendislik var yani. Engineering dedikleri dal var. Bu öbür Avrupalı devletlerde bile yok. Bu kadar kesin bir şekilde. Ve bunu gören insanlar, tabii ki biz donanma kullanmak zorundayız. Bizim ne Balkan'da ne Birinci Cihan Harbi'nde kuvvetli bir donanmamız yoktu. Yani yok, yapılmamış. İşte iki zırhlı alacaktık. Yani hakikaten bilerek mi yapılmamış, yoksa parasızlıktan mı, imkansızlıktan mı? Hayır, çok kolay değil o. Yani bayağı uğraşacaksın. Şimdi bu yapılamıyor ve orada da kolayı bulunuyor. Gemileri çekin diyor. Yani değiştirmek diye bir şey yok. Zaten Sultan Hamit politikasının en büyük özelliği, biliyorsunuz, tahta çıkar çıkmaz Osmanlı-Rus Savaşı ile karşılaştı. O savaşta bizim donanımımız, silah donanmamız, piyade tüfekleri falan mükemmeldi Ruslara karşı. Bunu herkes söyler. Komutanlarımız iyiydi, kurmaylarımız. Bunlar 1840'lardan beri kurmay eğitimi falan, semeresini vermiş meyvasını. Fakat karşında da, karşındaki ordunun iaşesi, beslenmesi falan hiçbir şekilde seninkinden mükemmel değil Ruslarınki. Ordularında inanılmaz derecede korrupsiyon var. Fakat bir tek şeyleri çok kuvvetliydi. General Todleben gibi adamların, çok enteresan bir isim bu, ölüm hayat soyadı. Todleben gibi bir mühendisin, Baltık Almanı, Rus tabii. Ve bunun gibilerinin kuvvetli olduğu görülüyor. Zaten Plevne'deki falan istihkamlarda bunu gördük. Eğer Gazi Osman Paşa istihkamcılığı, öbür tarafta Gazi Ahmet Muhtar Paşa geliştirmiş adamlar olmasalardı, çok daha çabuk bir felaket gelecekti başımıza. Oradaki savaşı bunlara borçluyuz. Bu çok önemli. Mühendislik her şeye rağmen Türk ordularında gelişiyor. Yani çok yakın zamana kadar mühendislik dediğimiz zaten ilk mühendislik mektebini ordunun çok onların kurulur. Ordunun meselesidir, donanmanın ve ordunun zaferidir. Yani bundan dolayı bunun üzerinde duracağız. Fakat savaş kabiliyetinin azalması Balkan'da, söylediğim gibi, doğrudan doğruya kıtalar arasındaki, komutanlar arasındaki rekabetten ileri gelir. Hükümeti etkileyen ve en örgütlü grup olan İttihat Terakki hükümetle katiyen hemfikir değildi, ihtiyar vezirlerle. Burada aralarında bir rekabet vardı ve bu kaybettiğimiz savaş bizim intibamızı da düşürdü, hakkımızdaki kanaatleri. İngiltere istemiyor, Fransa istemiyor ve İngiltere gidiyor Almanya'ya karşı. Bir kere Almanya'dan çok çekiniyorlar. Çünkü çok Almanya devasa bir şekilde büyüyen, teknolojisini geliştiren, ordularını büyüten bir devlet. Hiç şakası yok. Bak sana söyleyeyim. Şey sırasında Sultan Abdülaziz ilk Avrupa'ya çıkan adam, değil mi? Şimdi bunun zamanında işte bizim şeyimiz yok daha. Antem emperyalimiz yok. Marşı yok mesela. God save the Queen, Queen King falan gibi. Boğazı Saray Rani gibi bir şey yok. Ulusal marşımız yok. Yani o imparatorluk marşı. Ne çaldılar biliyor musun? Sultan Abdülaziz'in kendi Alaturka bestelerini, marş diye var marşları. İşte şeyde, Marsilya'da, Dover'da falan. Dönüyor işte Viyana'ya uğrayacak. Arada Koblenz'den geçiyor nehirin üzerinde, biliyorsun. Koblenz Prusya'nın, Prusya Krallığı'nın
kralın davetini bir şekilde kabul etmiyorlar. Yani krala sultan gitmez. Bunun üzerine o geldi, o karşıladı ve bir manevra tertipledi Koblenz'in civarında askeri mıntıka. Sultan Abdülaziz tabii o manevrayı artık takip etti. Ve kanaatisi yıl 1861, 9 sene sonra şey olacak. Fransız-Alman-Sedan Muharebesi. Bunlar demiş Fransa'yı yenecekler belli bir şey. Yani takip ediyor şeyi. O bakımdan enteresan. Yani takip etmek, bilmek başka, yapamamak başka. Yapamamak başka. Maalesef bizim ordumuz kara orduları ve donanmaya gereken yüksek teknolojiyi ve çok parayı verecek durumda değil. Bu çok açık bir şey. Dolayısıyla biz Balkan'da da o yüzden kaybettik. Kuzey Ege Adaları da o yüzden elden çıktı. Yani doğru dürüst bir zırhlı bile yoktu elimizde. Ve güney zaten İtalya'nın tabii donanması dağınık. Hemen herkesinkinden geldi, girdi. Yunanistan'a da bırakmadı. İkinci Cihan Harbi'nin sonuna kadar da öyle kaldı. Şimdi bu durumda bizim bir yere girmemiz lazım. Sazanov'la birleşti Rusya. Tarafsız kalma şansı yok muydu? Korkuyorlar. Tarafsız kalma şansı var. Bunu Mustafa Kemal Bey, İsmet Bey, efendime söyleyeyim, Kazım Karabekir Bey, bunlar daha henüz general değiller. Esat Paşa, Fevzi Paşa falan biliyorlar. Bir grup subay, Alman katiyen istemiyorlar. Yani o kadar iyi tanımışlar ki Almanları ve o kadar uzaklar ki, o kadar nefret ediyorlar ki katiyen istemiyorlar müttefik olarak falan. Fakat kendilerine göre bir şey var. Ya harbin dışında kalalım diyor, bakalım o mümkün olacak mı, yahut geç girelim. Yani tez bu. Öbürleri bir an evvel girmek zorunda. Çünkü zannediyor ki bir an evvel bir günde girecek. Enver ve Talat mı? Tabii. Bilhassa Enver'in görüşü bu. Enver iyi bir askerdir, onu söyleyeyim. Yani bir komutan olarak, kurmay olarak çok iyi yetişmiş. Çok yetenekli, çok geniş bir literatür okuyan, ressam falan, böyle boş adam değil. Fakat büyük bir strateji uzmanı, büyük bir komutan, imparatorluk ordularını yönetecek bir marşal değil, zaten rütbesi de değil. O yaşta adamdan da birinci harbin başında bunu bekleyemez. Zaten 30'lu yaşlarında o sırada. Evet, 30'lu yaşlarındaki adam birinci harpte artık büyük ve tecrübeli komutan olamaz. Yani böyle bir şansı yok. Yok yani, çünkü çok şey istiyor. Birikim isteyen bir şey. Yoksa işte ne bileyim, Trablusgarp'ta savaştı, başarılı. Edirne'nin istirdadı söz konusu. Yani Makedonya'da komitacı kovalamış falan. Yani boş adam değil. Fakat bu bir imparatorluk ordusunu, Osmanlı tarihinin gördüğü en kalabalık orduyu. 1 milyonun üzerinde asker topladık. İyaşesini yapacaksın. İbate dediğimiz konaklamayı yapacaksın. Bunlar yok. Yok. Bizim 1 milyon askere uygun şeyimiz yok. Kıslamız yok. Sevk edecek demir yolumuz henüz yok. Allah bilir, çadır sayımız da yetersiz. Ve bu orduyla biz girdik harbe. Kışta da bu adamları Sarıkamış'a sevk etmek zorunda kaldık. Dona dona. Kışlık kıyafeti bile hazırlayamadık. Yani bu çok açık. Tabii şimdi böyle uydurukta bir tarih var. Hepsi dondu diye. Bizim millet abartır. Hikmet Bayır. Yani ordu, o Hikmet Bayır çok enteresan. Çünkü asker değil. Bazı şeyleri anlamıyor. Ve iddiatçılara karşı bir şeyliği var, burukluğu var. Çok kıymetli bir adamdı Hikmet Bayır. Cumhuriyetin önemli bir marif vekili. Yani her şeyi konu tetkik edip yazacak bir adam. Ve CHP'den soğumasına, işte hem Millet Partisi hem DP şeyine rağmen çok hızlı layık bir adamdı. Evet. Yani ben kendisinde tanımak şerefine erdim ihtiyar yaşında. Fevkalade gururlu, mağrur, fakat inanılmayacak şekilde o dönemdeki insanlarda görünmeyecek kadar eli açık yani. Hademe'ye bile 10 kağıt veriyor, paltoyu tuttu diye. Çünkü onun
beslenmesi lazım ona göre. Her şeyi bilen bir adam soruşturuyor, soruyor falan. Sorduğunuz zaman da anlatıyor. Enteresan bir tip yani, çok yani hakikaten. Fakat böyle şeyler yapıyor. Şimdi orada donmuş değil bütün orada, öyle şey olur mu? 18 mi 19 bin mi ne Rus kaybı var. Donan ordu onları şey yapabilir mi? Ama kendileri tabii çok telef oldular, bu doğru. Doğru. Yani o orduyu Bay Kış, General Kış götürdü. Çok kötü. Yani doğunun da kışı çok kötüdür hazırlıksız yakalanırsan. Bu açık. Şimdi iyi bir komutan değil, strateji değil. Yani strateji çok başka bir şey. Ve bizim yanımızda bir tek Almanya'ya sığınmak kaldı. Yani Almanya Rusya'yı alacaktı, alamadı. İngilizlere kaptırdı. Öyle bir yakınlaşmaları var. Rus-Almanya yakınlaşması. Daha da makul bir yakınlaşma. 3 yıllık bir şey değil. Ben sana söyleyeyim. Ta Berlin Kongresi'nden beri 3. Alexander Rusyası ve ardından 2. Nikola. Hatta Peto'dan başlamıyor mu yakınlaşma? Yok. Şimdi Almanların tesiri çoktur askerlikte, evet, medeniyette. Bir sürü Almanca kelime ama mesela 3. Alexander nefret ederdi Almanlar. Öyle mi? Evet, nefret eder. Yani mesela oy değiştirmedi adını ama harbe girerken Petrograd yaptılar. Ama bir sürü yerlerin ismini değiştirdi Almanlardan. İmtiyazlarını kaldırdı falan, asker olursunuz dedi, bilmem ne dedi. Yani buna rağmen bir ticari yakınlaşma söz konusu. İkinci Nikola devrinde bu daha da ileri gitti. Yani o Rusya'daki Alman etkisi bizimkini rahmet okutur. Yani ikinci Abdülhamit devrine. İkinci Abdülhamit'in Almancılığı tamamen gösteriştir. Karagöz perdesi derim ben. Yani vay efendimiz, ben bizim padişahımız Alman'la dost havasında falan, yalan. Yani her zaman için de Alman Genelkurmayının adamlarına ve onların taraftarlarına karşı Türk askerini tutmuş. Yani mesela Gazi Osman Paşa'nın, Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın olmadığı bir şeye böyle sultan şey diye bakıyor yani. Bunlar asker mi havasında bakıyor. Çok ilginç. Daha da ilginci mesela bir takım böyle Osman Nizami Paşa falan gibi Almanya'da okuduğu halde pek Alman sevmeyen askerler de var. Tersi de var tabii. Mesela Fransız dili, Fransız medeniyetiyle yetiştiği halde son halifenin oğlu Ömer, evet, Faruk Efendi, yani Nesli Şah Sultan'ın, Hanzade Sultan'ın babaları ve son padişahın damadı, tamam, o yüzden. O da mesela Fransızlığına, Fransız kültürüne falan rağmen müthiş Alman hayranıdır. O askerliğin getirdiği bir şey. Potsdam'da okudu çünkü. Evet. Ve şeyin imparatoru... Hatta imparatorun muhafız alayında... Evet, Sufus yani, evet, şey. Ve Marn'daki askerliği yüzünden Kızıl Kartal nişanıyla... Evet. Dekore edildi. Kızıl mı karan bilmiyorum. En önemli askeri şey. Onu adama prens falan diye takmazlar. Yani hakikaten üstün bir kahramanlık göstereceksin. Dendiğine göre yani adamın ismini duyan böyle selama dururmuş zaten. Böyle bir tip. Çok da bilgili bir adamdı. Çok da yakışıklı. Yakışıklı bir adam. Yakışıklının ötesinde güzel bir, evet, adam. Güzel. Yani böyle Asya'yı, evet, bir rüzgar gibi bir şey. Enteresan bir adam. Fakat size söylüyorum, bu Almancılık sebebi değildir bunun. Yani biz bunlarla gireriz. Sen girersin de Alman alır mı acaba? Ordunun yarısından çoğu da Türklerin aleyhinde, bunlar işe yaramaz diyorlar. Bilhassa Bahriyeliler, hiçbir şey anlamaz Alman Bahriyeli. Damgayı yapıştırmış. İstanbul'daki sefir von Wangenheim devamlı aleyhinde bizim ordunun falan. Fakat işte arada von der Goltz var ve bilhassa Avusturyalı askerler var. Von Pamyakovski falan. Yani bizim şeyde ataşe militer olan general. Bunlar Türkleri çok tutuyorlar. Çünkü Avusturya genel kurmayı ve askerleri
açıkçası çok büyük bir savaşçılık gösteremediler. Fakat heriflerin askeri bilgileri ve kokuları yüksek. O öyleydi. Diplomatları da öyleydi. Ve bunlar Kaiser'i etkilediler. İkinci Wilhelm'i. Ve ikinci Wilhelm o yüzden Türkleri istiyor. Ve ikinci kere çağırdı. İkincisinde çok fena yapmış Wangenheim'i. Bunu hep tekrarlarım. Çamaşırcı karı gibi sağda solda cır 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 edip oturma baş medal gibi diyor. Yani biz diye oraya dostluk için gönderdik. Kazanasın Türkleri diye, hır çıkarasın ve soğutasın diye değil diyor. Hakaret ederek geri gönderiyor. Yani bunun için geri de çekmiyor. O enteresan. Geri çekse belki bir şey olacak, hissedilecek falan diye. Değişti politikası tabii. Şimdi biz böyle zoraki aldılar. Fakat kazançlı çıktı. O aptal denen Kaiser ve etrafındaki kendim gibi düşünenler karlı çıktılar. 4 sene İngiltere İmparatorluğu'nu Türkler tuttu. Doğdu. Türkler çok sattı. Ve İngiltere'de tabii bu Sazanov seçimiyle çok fena oldu. Çünkü bir yük oldu Rusya İngiltere'nin başına. Zaten en şeyli zamanda da çekildi gitti adamlar. Peki İlber abi şeye gelelim mi? Komünizme girdiler. Yani bu birinci harbin dünyayı değiştirmemesi için yapılacak tek şey bir kere galiba Rusya'yı savaşın dışında tutmaktı. Bunu dışarıdakiler beceremediği gibi içindekiler de beceremedi. Tek akıllı adam var, tek tük. Bir tanesi Kont Witte, Maliye Bakanı. Bu savaşla ne taht kalır, ne taç, ne ahlak, ne Hristiyanlık diye barbar bağırıyor. Başka hepsi biz yaparız, Noel'de döneriz zaferle. Ama herhalde hiçbir savaşla Avrupa'yı Birinci Dünya Savaşı'na kadar değiştirmedi. Efendim herkesin şu sıra okuduğu Dünün Dünyası, Die Welt von gestern, Stefan Zweig. Yani tabii burjuva bir Yahudi aileden olduğu için Viyana Avusturyalı. Söylediği şu, birinci harpten evvel delilik yapmayan, aptalca çılgınca yatırımlara girmeye kalkmayan, işte kumarbaz, mumarbaz bilmem ne olmayan adamın batması için hiçbir neden yoktu. Hayat o kadar güzel ve kurulu düzen haline giderdi. Yani Galicia'dan fasulye patates getirirsin. Nasıl olsa satılır, paralar cebe girer. İşte bilmem nereden likör biznes yaparsın bir takım Yahudiler, nasıl olsa para cebine girer. Efendime söyleyeyim, kolonilerden İngiltere için şeker gelir. Fransa için bilmem ne gelir, bunlar satılır. Hindistan, Hindistan'dır, öleni kalanıyla seni besler. Balkanlar ve Orta Avrupa, Avusturya, Macaristan'ı besler. Böyle fakiri vardır, zengini vardır. Saraylarda yaşayan insanlar vardır. Oturmuş bir düzeni vardır. Tek yatağı iki kişi paylaşma çok yaygındır Viyana'da. Şu kadar senin masan kadar bir oda, bura bile yok. O odanın içinde bir tane sefil yatak var, bir, iki de sandık. Sandığın biri gece yatana ait, öbürü gündüz yatana ait vardiyadan. Yatağı paylaşıyorlar. Ve orada oturmak mümkün olmadığı için ne yapıyor? Kafede oturuyor. Kafe işte, kneipe falan böyle alkolle geçiniyor. Kafe aşkları falan. İşte ondan sonra evlendikleriyle herhalde daha geniş bir odaya geçiyorlar. Odalar felaket, mits kazermeler. Kira kışlaları diyorlar. Böyle bir odayı bir aile tutuyor, bir sürü çocukla parasını ödeyemiyor. Bir yeri de şeye ayırıyor, bir bekara veriyorlar perdeyle. Şimdi bunu böyle komünizm odaları için falan anlatırlardı Stalin devrinde. Zaten onu bulmuş Stalin, başka bir şey yapamamış. Var olanı taklit etmiş. Var olan o, yani Çar devrinde bir sürü şeyler, orta sınıf konutları işte odanın birinde aile yaşıyor. Helallar ve mutfaklar müşterek, buyur. Yani bunlar ne oldu? Devam etti. Yalnız şu farkla, daha evvel orada kendine göre bir takım adamlar oturuyordu. Şimdi profesörle şoförü oturdu herif maşallah.
böyle bir şey çıktı ortaya. Yani böyle feci şeyler vardı. Yani bu birinci harp bir sefalet dünyasının aslında, bir adaletsizlik dünyasının üstüne doğdu. Ama bu dünya aynı zamanda da şunu söyleyeyim, bir ümit dünyasıydı. Yani insanlar, teknoloji gelişiyor, çok daha iyi olacağız diye Rusya'sında, Avusturya'sında tıp gelişiyor diye, ki öyle, sanatlar gelişiyordu. Yani bizim bildiğimiz gibi öyle efendim Tolstoy, Çehov bilmem ne falan değil, Buninler falan doğuyor edebiyatta. Öyle Repin, Mepin gibi ressamlar değil yani, bayağı ressamlar. Bilimin altın çağı başlamak üzere. Bayağı, tabii yani bayağı ressamlar çıkıyor ve bu komünist devirde de devam etti. Yani Lenin devrinde falan işin kökünü kurutan entelektüelliğin Stalinist devirdir maalesef. Yani bir adam çıkıyor Sovyet iktidarı adına Paris'te Matisse'den resim topluyor. Matisse'in resmi, avantgard. Şuçukin diye bir eski burjuva konesör. E şimdi hepsi müzede. Müzede beğenmediği için efendi Stalin şeye konuyor, vitrinlerin şeyinde depoya konuyor. Puşkinski'de yeni çıktı bunlar şeyden sonra. Yani dünyadaki en geniş koleksiyon. En enteresan koleksiyon. Yani mesela Picasso'nun mavi dönemi orada da geçiyor. Hepsi var. Mavi var, pembe var. İki tane şey karşı karşıya duruyor. Evet. Yani Da Vinci karşı karşıya duruyor. Puşkin'e gidip bakarsın. Puşkin daha evvel hiç de o kadar makbul ve international bir müze değildi. Çok güzel eserler olmasına rağmen. Şimdi tuhaf. Eski eserler bile orada taklitti, klasik devir şeyleri. Meğer şeyi saklıyorlarmış altta bir de. Priam hazinelerini, yani Troya hazinelerini, oraya gitmiş, orada saklanıyor. O da çıktı meydana şimdi. Bu bir beynel milel mühim bir müze haline geldi. Çok enteresan bir şey. Benim orada bir komik hikayem vardır. Kadıncağıza dedim ki bir bilet istiyorum hanımefendi, dedim Sudarina. Kadın benim moruk olduğuna kanaat getirdi. Alt etti. Aa dedi, bu parayı niye veriyorsunuz? Siz dedi bedava gireceksiniz dedi. Bana bir beleş bilet verdi. Beni emekli bir ihtiyar zannetti. Şu bileti bak saklıyorum galiba. Çok enteresan bir şey. Sen şimdi İstanbul'da otobüse de bedava biniyorsundur. Ay ona zaten biniyoruz da bilmiyorum. Bilmiyorum ve sinir oluyorum. İnsanların işe gidip geldiği zaman da böyle otobüs kullanan emekliler var. Lütfen yapmasınlar. Ayıptır millete. Bir de şikayet etmesinler. Gençler hiç yer vermiyor diye. Gençlerin gidip gelmediği zaman da binin lütfen. Ya çok erken ya... Ya çok geç. Ya da normal iş saati evet, dışında. Yani yok, işten gidip geliyor. Yazık, yazık. Yani. İki saat doğru yol diyorsun. Gidecek. Evet. Peki dönelim bir. Senle başladığımız zaman nereye gideceğimiz belli olmuyor. Karıştık, sen karıştırdın. İstanbul işgaline gelelim. Birinci Dünya Savaşı bitti. İstanbul'un işgalinde Ruslar değil, İngilizlere bize kazık attı. Niye kazık attı? Çok kinlendi çünkü. 4 sene oyaladı herifler bunları. Clemenceau bunu ifade etti. Lloyd George kim bilir neler demiştir. Clemenceau dedi ki biliyorsun Sevr'e giden heyette bunlar verirse yapacaklar falan. Yağcılık yapacaklar, anlaşacaklar Fransızlarla, akıllı Türkler olarak. Jön Türkler deli çünkü. Bunlar akıllı damat Ferit falan. Yani bunlara bir nutuk çekti. İğrenilecek bir şey yani. Siz barbarsınız. Hakimiyetiniz boyunca milletleri hiçbir progreye, ilerlemeye götürmediğiniz çok açık. Halbuki pek de doğru değil. Pek de doğru değil. Pek de doğru değil yani, tamam. Kendimiz bile çok ilerlemedik Osmanlı dönemi boyunca, ama bir de ilerlediğimiz dönemler var ve huzur getirdiğimiz dönemler var. Yani kendileri girince Orta Doğu'ya ne olduğunu gördük evet. Zaten. Bunu söyledi ve siz bir de dedi Alman haydutlarıyla beraber olarak yağmacılık yapmaya kalktınız. İttifak öyle değerlendiriyor. Bu tabii Sevr'in reddedilmesi Anadolu Harekatı'yla müthiş bir olaydır Türk tarihi için. Yani bu, yani mesela o Anadolu Harekatı'yla biz tut ki muvaffak olamasak, dağıtılsak falan bile müthiş bir olaydır Türk tarihi için. Çünkü o şartlarda direndik.
hiçbir harbeden devlet öbürkülere direnemedi. Çünkü herkes Pirus zaferinden çıkmıştı. Pirus zaferine biliyorsun. Ben biliyorum, anlat herkes. Makedonya kralı Pirus Roma'yı yendi. Evet. Ama kolunu kıpırdatacak hali yok. Pirus zaferi. Kendi de bitti. Ona. Kendi de bitmiş. Lop diye düştü yani. Bu Pirus zaferidir. İki tarafında kazanmadığı bir zafer. Yani bittik. İki tane Balkan devleti çok geç savaşa girdiler. Biri Romanya girer girmez yenildi, berbat oldu. İkincisi Yunanistan'dır. Çünkü kral ve taraftarları Almancıydı. Anladım. Venizelos ve Cumhuriyetçiler şeydi. İngiltere'ye bir tarafa girmek istiyordu. Kral bir türlü giremiyordu. Yani biraz da akıllı bir adam, biliyor cephenin zayıf olacağını. Venizelos nihayet giriverdi ama geç girdi. Geç girmesine rağmen Yunan ordusu iyi savaşçı bir ordu, direndi. Balkan'da zafere yardım etti görünüyor. Ve Venizelos'un kendi şahsiyetinde böyle bir ekstravagant, gösterişçi bir hal var. Büyük giritli diyorlar. Lloyd George dedi ki tam adamını bulduk, denizi deliye yüzdürelim. Ve Anadolu'nun işgali için Yunan ordusunu kullanmaya niye, karar niye Yunan ordusunu kullanmak istedi? Yunan ordusu taze. Yunan ordusu taze. İngiltere'nin bundan ne çıkarı var? İngiltere'nin savaşacak hali yok. Yunanlı gelse buraya İngiltere'nin ne işine yarayacak? Yarayacak, onun adına buraya yerleşecek. Hı. İngiltere burada zaten imparatorluk kurmak istemiyor ki, işte girdiği yerde belki bir müddet oturacak. Çok o kadar meraklı değil. Yani o doğru değildir. O İstanbul'u, boğazları alır kontrolünü. O açık. Bir de yukarıda komünistler gelmiş zaten. Allah korusun yani, onu bırakmaz. Fakat başka bir şey değil yani, İngiltere Batı Anadolu'yu yahut İtalya'ya verilen Akdeniz'i falan istemiyor. Yani işi yok zaten. Bitmiş harpte, bitmiş 4 sene savaş, yani kolay bir iş değil. Kaç cephede birden? 2 tane ağır yenilgi var. Şey, onurunu kıran ordunun yani. Lions led by donkeys. Bizim kahraman aslanlarımızı sevk eden eşekler diyorlar kar orduları için İngiliz halkı. Bunu tekrarlamakta fayda var. Ve mesela askerler severdi Türkleri. Severdi ne diyeyim, takdir ederlerdi. Bu çok açıktı. Saygı duyarlardı ve ben bunu kendimde yaşadım. Hep anlatırım bunu. Ben böyle 70'li yılların başında genç biriyken otobüsler iki katlı biliyorsun ve gene tıkış tıkış. Böyle bir hanımefendi, iyice giyimli bir orta sınıf hanımefendisi, yaşlı, geldi benim yanıma oturdu. Ben böyle yer verdim, dibe oturdu. Ben de zaten hemen kalktım, buyurun sir dedim kocasına, orada yaşlı bir. Bunu yapmak zorunda değildiniz delikanlı dedi. Aa, yaparız efendim, bizde adettir dedim. Öyle mi, ne adeti, nerelisiniz dedi, Türk dedim. Ha öyle mi, ben de dedi Gelibolu'dan tanıyorum falan dedi, asker herif yani, belki de subay. Ha o zaman bizi pek sevmiyorsunuz. Yo dedi, biz dedi severiz, onu bunlar sevmez dedi. Şeyin yanından geçiyorduk, Foreign Office'in, o şeyin otobüs. Ha, çok enteresan bir şey, doğrudur bu. Sonra bunu tabii tetkik ederek zaten hepimiz biliyoruz. İngiltere katiyen Türk ordusuyla uğraşmaya fazla niyetli değil. Değil yani. Zaten bitmişler harpte. Ve böyle Lloyd George teorilerini, yok şeyleri falan tutmak niyetinde değiller fazla. Yani öyle bir şeyleri yok zaten. Yani niyetleri yok. Asker askeri bilir. Yunanistan'ın desteklenmesinde her zaman için çok ihtiyatlılar. Tabii vazgeçebilirler bundan ama bu iş yattı. İngiltere'de bir şey de vardır. Mediha Sultan'ın oğlu, yani damat Ferid'in üvey oğlu, bu meşhur bir olaydır. Anadolu'ya geçmeye kalktı çocuk yani. Bunlar duydu bunu, geldiler. Aa, ben kendisine vize veririm diyor komiser, yani temsilcisi. Zat-ı şahane bile Anadolu'ya geçsin, torpidolarımızla falan şey, dreadnought, kendisine refakat ederiz diyor, dreadnoughtlarla falan.
Ama diyor tabii diyor Yunan ordusu da bekliyor burayı korumak için. Anladın ne kadar şey bir tehdit. Küstahça. Küstah ama realist bir tehdit ve bu tabii insanları korkutuyor. Yani onun için o İstanbul'daki havayı değerlendirirken de bazı şeyleri anlamak lazım. Çok enteresan. Tasdik etmek zorunda değilsin. Çok saygı duymak da zorunda dedim ama anlamak farklı ikisi. Evet. Şimdi tabii Anadolu mücadelesine karar veren insanlar onun için hakikaten bir yerde çılgın değilse de bile olağanın üstünde düşünen bir komuta heyetidir. Çok önemli bir şeydir bu. Onların da bunda bir sebebi vardır. Yani 1915'te o ordu, o donanma İstanbul'a girseydi bunlar buradan çıkmazlardı bir daha. Çıkmazlar mı? Hayır çıkmaz. Niye çıksın? Yani ne olacaktı peki? Şimdi de çıkmaz. Ne olacaktı peki? Ha, Türkiye'nin belirli kısımları sonra verilir, belirli kısımları verilmez. Bir kere Ege bölgesi hiçbir zaman verilmezdi. Gitmiş miydi yani Ege? Gitmişti. İstanbul'a gitmiş miydi? İstanbul zaten gitmiş idi, Beyland'a gitmiş idi. Yani Cebeli Taldık'tan nasıl çıkmıyorsa mesela herif, Malta'dan nasıl yani burası hala İngilizlerin da çıktıysa, yani çıktıysa da çıkmadıysa da İşte Kıbrıs'tan ne kadar çıkıp kaldıysa burada otururlardı. Bu çok açık bir şeydi. Ve bunun burada oturmasını da artık biz de tasvip ederdik. Çünkü arada Bolşevizm, Rus komünizmi, Stalin devir falan bizi yutacaklar diye. Bunlar burada kalırlardı. Ve burayı zaten bitirirlerdi işini. Burada zaten öyle çok da Türk oturmuyordu. Ben yani yarı çoğunluktuk. Yarı yarıya demek. Çoğunluktuk ama kahir çoğunlukta değildik. Ayrıca çok şey de ifade etmiyorduk. 1914'ün 15'in Türkleri İstanbul'da çoğusu Balkan bozgunundan gelmiş, hala kendini toparlayamamış, çile çeken bir halk. Öbürünün ne yaptığı belli değil. Şehrin gayrimüslimleri çok son derece oturaklı ve hiç de öyle bazılarımızın çizdiği gibi efendim pembe, hayal, kozmopolit, Osmanlı tatlılığı falan da yok yani. Varsa bile bir zamanlar o devirde kalmamış artık. Onun için bunu şey yapmak mümkün değil. Yani düşünmek mümkün değil. Bu ama dedi ki 1915 buydu. 18'de ne diyor adam? Geldikleri gibi giderler diyor. Böyle diş kırma şeysi değil bu. Giderler. Yani kurmay kafası anlar. Bunlar yorgun herifler. Biraz uğraşırsan, aklını başına toplarsan, gidersen, teslim olmazsan gider bunlar diyor. Bu kadar açık ve gittiler. Onu yapmak lazım tabii. Çok önemli bir şey bu. Bir yani Atatürk'ün o sözü bilerek söylenmiş bir söz. Bilerek temenni böyle değil. Kızgınlıktan falan, hınçtan ileri gelen bir travmatik temenni falan değil. Bilerek söyle, tamam diyor, bunun yolları var, giderler diyor. Yani çok açık. Yani bir umutsuzluk yok, bir sinirden kaynaklanmıyor. Hayır, bu bina çökmez, kolay, hallederiz onu, bilmem ne diyor. Yani binanın şeyine bakıyor, temeline, çatının durumuna, yan duvarlara falan bakıyor, hükmünü veriyor. Bu kadar açık, yani o açık. Bir kısa ara vereyim, sonra evet, nasıl işgalden kurtulduk ona bakalım. Evet, evet. Şimdi hocam, şimdi Atatürk, Mustafa Kemal İstanbul'da İngiliz donanmasına bakıyor ve geldikleri bir giderler diyor. Ama işgal İstanbul'la sınırı değil ve biz aslında İstanbul işgaliyle ilgili de ne ayıptır ki pek fazla bir şey bilmiyoruz. Yani 4 sene İngilizler burada kalıyorlar, 4 sene yakın. İki tane eser bahsetti şimdiye kadar. Bir tanesi rahmetli Tarık Safer Hoca gayret etti. Mütareke dönemi partileri diye o zaman. Ve alışılmış bir cumhuriyetçi söylemini, bence yani bir lüzumsuz bir söylemdi. O değiştiren şeydi. Yani işte buraya da görülmemiş bir siyasi demokrasi geldi aslında. Bir takım kültürel faaliyetler geldi. İşte Ruslar vardı. Sadece plaj değil, tiyatro miyatro da çok geldi. İşte restoran kültürü şu bu. Tabii kötü şeyler de geldi. Efendime söyleyeyim ve burası bir kozmopolit bir yer oldu. Komünist Parti de geldi diyor. Geldi yani Şefik Hüsnü'nün partisi vardı. Ve işte grevler geldi falan, böyle şeyler de geldi. Yani İngiltere'nin getirdiği bazı şeyler var. Bunlar kısa zamanda orayı değiştirdi ve sonra da gitti.
kendine göre. Fakat bence Bilge Kris vardır. Onun doktora tezi daha ilginç şeyler söylüyor. Şimdi başka bazı tezler de çıkıyor. Onların hepsini takip edemedim. Ama bu çok enteresan bir dönemdir. Yani İstanbul'un ne bileyim mesela Paris'in işgaliyle, Almanlar tarafından işgaliyle ilgili inanılmaz bir külliyat var. Hala yazıyorlar. Öner kendileri de bayılıyor, öbürküler de bayılıyor. Eğrisi var, doğrusu var. Ama İstanbul işgaliyle ilgili böyle bir külliyat yok. Kitaplar çok enteresan. Yani Almanlar dönemindeki genel evleri falan. Aynen. Yani tabii şurası bir gerçek. Fransız resistansı biraz abartılmış bir hikaye. %80'i palavra bir hikayedir yani. Evet, sebebine bakacaksınız. Saygı duymamakla birlikte. Bunu bize rahmetli pederim anlattı. Niçin Almanlar Polonya'da yaptıklarını yapsınlar orada dedi. Bir kere herifler Fransızca biliyor. Fransız mutfağına hayran, Fransız mutfağına hayran. Ve hepsi Charlemagne'in torunları dedi. Birbirlerini kuzen veya kardeş olarak görüyorlar. Münevver Alman için Fransız çok önemli bir heriftir. Fransızın da aklı başındaki için ki bunlar askerlerdir. Alman çok akıllı ve çok şey bir adamdır. Yani bilinmesi gerekir. Fransa'da eskiden biliyorsun iki zümre mutlaka Almanca bilirdi. Hiç moda değilken. Birisi eskerler. De Gaulle mesela. İkincisi filozoflar mutlaka. Mutlaka. Yani bunlar Almanca olmayan metni öyle Fransızcadan falan okumazlar. Tercümede okumazlar. Şey. Sorbon'a gidersen civar kitapçılarda bulursun Almanca. Almanya bol bol. Fenomenoloji Descartes'ten başlar yani Husserl'in fenomenolojisine kadar. İstanbul'da bir rezistans yoktu ama değil mi? İstanbul'da bir rezistans vardı. Tabii. Var mıydı? Tabii ve iddiatçılar. Nasıl bir rezistans ve vardı? Ve oho. Allah her şeyi yapıyorlar. Asker dövmek, Rumların işbirlikçileri dövmek, öldürmek. Karakol basmak. Karakolları bir usulüyle basmak. Silah saklanamaz oldu. Ve işin garibi şimdi bu Fransız depreye çok kızıyorlar. Beyaz atla girdi. Yok beyaz at adı Kırat'ın beyaz at oldu. Yok doğru atla girdi falan. Bunun tartışması yapılıyor ama... Bence Depre'nin kişiliğini yazsalar daha iyi derler. Depre veya at üstünde girmekle birlikte Fatih gibi hiçbir şekilde Türklere karşı küçümseyen fikirleri olan bir komutan değil. Ve birinci harbin önemli komutanlarından biliyorsun. İkincisi çok meşhur bir sözü var. Bu Jön Türk Partisi diyor yani. İttihatçılar ve Kemalistler. Bunlar diyor Viyey Türklerden çok daha onurlu ve güvenilir heriflerdir diyor. Bu çok önemli bir şey. Yani bunu söylemesi çok ilginç. Ve sur içi İstanbul Fransız işgal bölgesiydi biliyorsun. Orada bizimkiler çok rahat bir şekilde silah da kaçırdılar. Hatta meşhur bir olay var hep tekrarlarım onu. Reşat Ekrem'den alınmıştır ki doğrudur yani hansıyı. Kayıkla birlikte silah yüklü bastırıyor kaporal onbaşı gezerken böyle şeyle devriyesini. Görüyor bunları silahlar orada kayığın içi dolu. Sersem bir kayıkçı yapıyordu demek ya o saklanamadı. Herif diyor ki Kemalist bombom diyor. Herif de zaten canından bezmiş. Vay meşhur diyor. Ha bon diyor alezi diyor. yani umuru değil. Demek bir talimat da var. Götürün gitsin. Bana ne diyor İngiltere'yi ben mi? İtalya zaten çok enteresan. Şeyler, küçük gemileri falan, hücum botları söküp verdiler icabında. Ve Türklerin zaferini kutluyorlardı neredeyse. Zaten bir müddet sonra Fransa'da biliyorsun. Savaştan çekildi. Musalaha dediğimiz şeyle, konvansiyonla. Ve Suriye'yi bıraklar. Suriye'ye geçip Antakya dahil o da ileride verilecek. Çünkü Hitler'e karşı bir müttefik istiyorlardı. Burada öyle Suriye falan olmaz o. Herhalde Suriye'de ve Irak'ta bir takım Arap milliyetçilerinin Almancı olacağını keşfettiler bunlar tabii biliyorlar. Yani çok uzak bir devir değil. Türkiye'yi tercih ettiler. Yani Kemalist Türkiye'nin zaten en önemli politikası
mahalle bloklardan birine girdiğini, sempati duyduğunu katiyen göstermemek. Bunu böyle söylüyorlar ya, yok faşist yok bilmem ne, uydurup uydurup. Bizde böyle Matrix'le tarih yazmayı seven adamlar vardır. Yani çok enteresan bir şey. Bu olmaz tabii, olmaz. Yani mesela Panhellenik Sosyalist Parti hatırlıyorum, biri diyor. Efendim diyor, herif diyor Panhellenci, Panturanist gibi sosyalist diyor. Yani şimdi herkes Yunanistan'da bilir, Panhellenik Avukatlar Birliği de var yani. Hepsi girer içine değil mi? Onun gibi bir şey. Bu tabii doğru değil, yanlış ve İngiltere İtalya'yı sadece Kadıköy ve Üsküdar'da bıraktı, bırakmadı bile. Çünkü hiçbir şekilde şehrin kontrolüne katılmıyorlar. Hiçbir şekilde müttefikler yüksek komiserliğini, high komiserini dinlemiyorlar. Fransızlar da öyle yani. O yüzden böyle bir zamanla aşınma başladı aralarında. Bundan istifade edildi. Fakat şu kadarını söyleyeyim, kolay bir şey değil mütareke, çok zor. Ve biliyorsunuz 1920 re-occupation, yeniden işgal. Çok kötü oldu. Şehzadebaşı Karakolu'nda biliyorsunuz askerleri öldürdüler basıp. Ve biz o binayı yıktık biliyor musun? Evet. Belediye sarayı yapacakmış Hödükler. Allah'ım yarabbim, bu 50-60 arası istimlak yani şehrini. Mahvetmiş. Karga güler yani, yapılan binayı da görüyorsunuz. Ya. O kadar çirkin, o kadar iğrenç bir bina, o kadar boş iddialı bir bina. Birisi yaptı mimari hocalarından, öbürü de onu tescil ettirdi. Türk mimari tarihinin bulunmaz şaheseri diye. F tipi cezaevine. Bir de daha sevimlidir yani, içeri gir koridorlara ve odalara bak. Korkunç bir şey yani. Peki Anadolu'nun işgaline gelelim. Anadolu Yunanları sokuyorlar. Anadolu'nun işgali böyle bir şey. Yunanlara ve en kötü, en tecrübesiz işgal budur. Yani çünkü bu bir Balkan devletidir o tarihte. Bir takım esaslar oturmamıştır. İşgal budur. Ve bu işgal aslında Anadolu direnmesini de ateşleyen bir şey oldu. Fransa doğuda Ermenilerin yardımından istifade etti. Yabancı yardımcı kuvveti. O da çok etkiledi. Fakat en şeysi bu Yunanistan işgalidir. Bunun ne olacağını bilen çok, gerçekten çok önemli bir komutan Yunan tarafından, Metaxas, hiç bu işe girişmeyin dedi. İşgal etmeyin dedi. Hayır, bunların orduları var diyor. Bir sabah kalkarsın bulursun diyor, bu kadar karşında. Çok açık ve öyle de oldu. Yani bunlar yenildi menildi yok bilmem ne falan diye. Bir sabah kalkarsınız ve orduyu kurulmuş bulursunuz karşınızda dedi. Metaxas bunu öngörüyordu yani. Efendim, birinci sınıf kurmay adam. Şimdi birisi bundan çalışıyor tabii, onun şeylerini. Jurnal tutarmış bu 15 yaşından beri. Tuhaf bir tip, Balkanlı. Ve bu jurnalde günü gününe görünüyor. Bu gerçekten böyle Alman eğitimli bir subay. Ve maalesef İngiliz sefirinin raporu üzerine İngiltere bunu zehirletti. Bu çok açık. Yani tam Alman işgali sırasında bunu zehirletti. Neden de bu Almancıymış, Almanya'ya teslim edivermiş Yunanistan'ı. Mışmış eder. Yani tam bir budala rapor üzerine gitti adam. O zaman öyleydi. Yani adam Almanya'da okuduysa ve Alman ordusunun bir takım şeylerini takdir ediyorsa, Almanlarla işbirliği yapacağına inanılıyor. Halbuki hiç öyle bir tip değil. İtalya'ya karşı Yunanistan'ı savundu. Hala işte Oki günü diye. Değil mi? Durdurdu o işgali falan. İşte o arada Almanya'nın yardım etmesi İtalya'ya. O yenilgiyi telafi için. O sırada öldürüldü. Zehirlendi yani. Züpedüz zehirlenme olayı. Suikasttır öyle. Çok kıymetli bir kurmay ve biliyor, karşı tarafı tanıyor. Yani bunu söyledi. Şimdi Yunanistan maalesef söylediği şu, çıktıktan sonra orada durun bari diyor.
Onu da yapamadılar, o bariyi de yapamadılar. Gittiler. Bu tabii fevkalade yanlış bir olay. İyi değil, iyi bir olay değil. Peki Güneyde ve Güneydoğu'da İtalyanlar var, Fransızlar var. Anadolu'da da çok dar bir bölge var baktığınız zaman. Allah tarafından Bolşevik ihtilali olmuş, Ruslar gelmiş. Ruslar da gelse yukarıdan durum iyice karışık olacak. Efendim, Bolşevik ihtilalinin tesirleri ne oldu Doğu cephesinde? Bunu hiç kimsenin iyi anlattığını zannetmiyorum. Bir tek istisna vardır, suyu arayan adam. Kendisi Doğu cephesinde yedek subaydı, Şevket Süreyya Bey. Çok güzel anlatıyor o anı ve o günleri. Lütfen oradan okuyun. Nasıl karşı ordu beyaz bayrak çekiyor falan. Yani herkese söylediğim şey. Galiba bu 59'da basılan ve tabii çok kötü bir dizgiyle falan basılan. Ama tasih fevkaladedir. Kitap yeniden basılır. Bu önemli bir kitaptır. Yani bu birinci harp olayı için yani... rafta duracak kitaplardan. Ben de ilk baskıdan okuyorum. İşte ilk baskıdan okuyoruz hepimiz. Öyle bir kitaptır bu. Yani o birinci harp sonrası Bolşevik. Çünkü Şevket Süreyya Bey SFSR Komünist Parti üyesi. Evet. Yani şeyin, ana partinin üyesi. Öyle TKP falan değil. Ve TKP'lilerle de ilişkileri o yüzden böyle biraz hep... Limoniyev. Limoni dışlar onların evet. Tenkitleri olur, aldırış etmez. Satıldı diyor. Halbuki Sovyetler Birliği Komünist Partisi ta başından itibaren Türkiye'yi Kemalist reformlarla ve yollarla bırakmış. Çünkü belli ne oldu? Oradan komünist olmaz. Ve iyi geçinelim falan havasındalar. Şevket Süreyya Bey bunu biliyor. Yani bu politikayı biliyor ve takip ediyor. Yoksa içeri de girdi o biliyorsun komünist olarak ilk başta. Ve sonra muhtemet bir memur olarak hakikaten çok iyi çalıştı. Çok iyi hizmet etti ikinci harpte falan. Bunlar bilinen şeyler. Şimdi o ayrı bir fasıl ama bunun bilinmesi lazım. Bir ikinci fasıl tabii... mütareke dönemi boyunca Anadolu örgütlenmesi herkes kendine göre bir şey yapıyor. Bir ara solcular bile efendim proletaryanın öncülüğünde bir örgütlenme falan demeye kalkan bile oldu herhalde. Fakat orada realiteyle hayali, wishful thinking'i bence ayıran Mete Tuncay'dır. Yani onun böyle pek de okunmayan makaleleri ve monografileri vardır. Gerçekten komünizan eğilimli kuruluşlar var. Bunların ne kadar muvaffak olduğu, yaygın olduğu belli. Tabii ki meclis var. O mecliste bir ikinci grup var. O ikinci grubun içinde herkesin sandığı gibi sadece çok mutasip Müslümanlar değil, solcular da var. Bir Yeşil Ordu hareketi var. Ne olduğu çok çeşitli şekilde yorumlanan, abartılan. Ama Türkiye değişik bir ülke. Bu açık. Ve bu ülke bence gözden çıkarılmış. Yani Moskova tarafından hiç öyle komünist internasyonale kazanılacak bir ülke diye bakılmıyor. Çok iyi de gözlemciler var bunu tespit eden. Mesela General Frunze, Sovyetler Birliği'nin kurucu komutanlarından Ukraynalı Frunze, hala askeri akademi onun adını taşır. Buraya geldiği zaman daha başından söylüyor. Yani antikiteye kadar Türkiye'yi çok iyi bilen biri. Ve netice şu, bu zor şartlarda bile buranın sosyalizmle ilgisi olamaz başka bir ülke diye. Bunu söylemiştir. Yani bu hatıratı çok önemli. Mesela onun da yeniden çoğaltılması lazım. Aralov'unki o kadar etkili değil. Frunze çok daha akıllı bir entelektüel. Kızıl Ordu'nun entelektüel komutanı yani. Peki bu durumda Anadolu'da örgütlenme nasıl başlıyor? Nereden başlıyor işgale karşı? Doğudan mı yoksa hakikaten... Vallahi doğuda mesela Cihangirzade vardı Kars'ta. O kendince bir kuvvet yapıyor. Ama amacı İngiliz falan değil. Amaç Ermeniler.
bunlar gelir bizi keser diye. Yani işte şey, bütün mesele Osmanlı azınlıklarıyla olan çatışma ağırlık kazanıyor da. Maraş'ta tabii Fransızlar doğrudan doğruya hedef tutuldu. Maraş ve Aintab'da, ama unutmayın ordunun içindeki jandarma gene Ermenilerdi. Yani çok çekinen bir unsurdu. Çukurova'da Ermenilerin dirilmesine karşı kaç denen bir dönem var. Dağlara çekildi millet. Bir takım yerli toprak sahipleri, hatta toprak sahibi olmayanlar, bir takım şeyler, böyle isimler var, bunları biliyoruz değil mi? Kısmen mücadele yürüttüler ve Fransa terk etmek zorunda kaldı bu bölgeyi. Yani ilk başlayan mücadele bir genel mücadele değil, herkes kendi bölgesinde, özellikle oradaki azınlıklara veya oradaki burada işgal kuvvetlerine karşılık. Burada mesela şimdi dört yol, Aintab, Maraş, dört yoldan başladı o. Bizden çok önce, yani şeyden önce, daha henüz Atatürk turunu tamamlarken başladı. Yani Millet Meclisi'nin kuruluşundan çok daha önce başladı. 1919, yani 20'ye sarkmadan bu işler oldu ve neticeler alındı. Bu tabii Fransa'yı şey yaptı bir müddet sonra, saf dışı etti. Çünkü o meşhur laf, Franklin Bouillon'un söylediği, yani kanı kamyona karşı zaferi kazandı. Çok önemli. Bütün o imkansızlıklara rağmen Türk ordusunun elinde gerekli silahlar var. Var. Ve var. Yani her şeyi de kamyona karşı kanıyla yürütmüyorlar. Kamyon lazım olan yerde o da var. Mesela uçak var. Yani o uçakla keşif yapılacak. Bomba bomba, yani o devirde şey değil. Uçaklar ikinci harbin etkin silahları. O devirde uçakta el bombası da aşağı yukarı. Açıva atar falan, ama atmasan ne olur. Her yere de atılmaz zaten. Yani Anadolu'da bombayla ve çiviyle götürülecek yer yok. Yani o İstanbul falan, o İzmir belki. Yani çivi biliyorsun kızgınlaşıyor inene kadar ve düştüğü ahşabı yakıyor. Ama böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey lüzum yok. Keşif yapıyor bu. Çok önemli şey keşif. Onun için var. Silahın aktif olanı, kuvvetli olanı mutlaka var. Temin ediliyor. Yani bu yapılıyor. Sovyetler Birliği'nin yardımı meselesi. Hazineden yaratmaktan çok oradaki Müslüman takımın topladığı iyaneyi de içeriyor. Onları da vermişler. Kılık kıyafet var hatta. İsmet Paşa'nın giydiği şey besbelli ki Kızıl Ordu generallerinin, albaylarının giydiği bir gocuktur, kaputtur yani. Peki mesela Sovyetlerden o zaman şey var mı? Kurmay desteği var mı? Çünkü Taksim'deki anıtta... Hayır, o yok, o yok, o yok, o yok. Çok enteresan Rus yardımları var. Oradan gelenler, oradaki anıttakiler bizim sonra 10. yıl için gelenler. Yani... Tabii ki biz o ordudan ondan sonra sanayi yardım aldık, bilmem ne aldık. Enteresan şeyler, mesela Voroshilov geldi 10. yıl için. Ankara'daki baloda bir müddet sonra hanımlar dansa kaldırıyor ya, bir hanımefendi kendisini dansa davet etti. Adam tabii Kızıl Ordu'dan yetişmiş, zavallı adam. Ne bilsin, dans Çar Ordusu'nun subayı değil ki. Yani o Çar Ordusu'nun subayları balo üniforması, tiyatro üniforması, bilmem ne atabilme üniforması, böyle gardırop dolusu gezerler. Öyle bir şey yok. Ve mahcup oluyor. Bu mahcupiyet döndükten sonra bu söylenir de hep. Yani ben bunu dinlermişimdir o çağı yaşayan subaylarından, Rusların falan. Yani bütün kulüplere dans dersi, dans sesi Kızıl Ordu subayları için. Bak böyle bir etkimiz olmuştu. Yani, Ruslara dans öğrettik. Bu bakılır mesela, arşivlerden bulunur böyle bir şey Voroshilov'un dönüşü zamanında. Şimdi şunu yalnız unutmamak gerekir. İngilizler biliyorsun Beyaz Ordu'nun subayları sığındılar İstanbul'a. Bunları Çanakkale'ye yığdılar aileleriyle. Ve çok kötü şartlarda yırtılar. Orada millet sinek gibi ölmüş İlkan'da.
Fakat bir müddet sonra yerleşebildiler, ahaliyle bağ kurdular. Ve çok ilginç bir şekilde başlarındaki hızlı beyaz orducular var, Saris takımdan. Kurşuna dizmek zorunda kaldılar bir takım subayları. Çünkü onlar dediler ki, biz katılacağız Ankara'ya. Yani savaşacağız, talim isterlerse onu da yapacağız. Bu olamadı, gerçekleşemedi. Çünkü biliyorsunuz, en önemlisi tabii İstanbul'daki komutan reddetti bu şeyi, istemedi yani. Bunların şeyine güzel de tezler yazıldı bu konuda şimdi yazarak. Alman komutan mı reddetti? Hayır hayır, Rusların komutanı Beyaz Ordu'nun. Yani söyleyin. Onun başka numaraları da vardır. Mesela paralarınızı bizim bankada seyyar zırhlıda saklayalım dedi. Sonra orada bir patlama ve batma oldu güya. Falan değil mi? Çok önemli bir şey bu. İstanbul'daki sefaret binası onların işgali altındaydı zaten. Çok önemlidir Beyaz Sevim'in, Beyaz Ordu'nun. Peki hocam, Anadolu'da dedin ki ufak ufak başladı ve 1919'da, yani daha meclis kurulmadan, Kuvayi Milliye gerçek anlamda oluşmadan yerel hareketler olarak başladı. Bunun birleşmesi nasıl oldu? Kuvayi Milliye nasıl ortaya çıktı? Kuvayi Milliye, valla birinci tez en doğruya yakını iddiatçıların alışkanlıkları dolayısıyla örgütlenmeyi teşvik ediyor. Zaten işte bizim Millet Meclisi binası bile İttihat Terakki Kulübü'ydü yani Ankara'da. Birinci meclis. Evet. Şehrin en modern binası bir yerde. Yani vilayetin hemen altında. Eski şehrin en sınırında yani, değil mi? Bugünkü yeri Ulus Meydanı'nda. Bu her yerde böyleydi ama bu demek değildir ki bir takım tarikatlar, bir takım ulema, bir takım toprak sahipleri bunlara katılmasın. Sırf iddiatçılara verilecek bir paye değil bu. Ve tabii muhalefette bu görülüyor. Yani o zamanki Rize milletvekili Mehmet Sudi Bey son derecede muarızdı sonraki hareketlere ve reformlara karşı. Mehmet Sudi Bey yani. Onun iddiatçı olmadığı açık bir anlamda. Böyle şeyler var, istisnalar. Bunları tek tek sayıp bakmak lazım. Bu yakın zamanlarda kaybettiğimiz şeylerden, yazarlardan bununla uğraşanlar vardı. Bir ara hiç İstiklal Harbi'nin hususu yoktu. Tek husu şeydi, Miller'in yazdığı Anadolu Mücadelesi, yani Kemalist şey üzerine, tarih üzerine yazılan kitapta Nutkun tahlilini yapıyor kendince. Güzel bir birinci savaş başlangıcı var. Nutkun tercümesi. O çevirdi Rusça'ya. Önünde çok uzun bir giriş yazısı var ve bunları anlatıyor. Orada bir liste de o verdi. Husu, biyografi listesi. Şimdi yapıldı Allah'a şükür. Yani çok bibliografiler var. Biyografiler var, bibliografi diyorum. Yani bunların üzerinde mesela Aral yaptı bir tane. İşte denedi, bilemiyorum bitti mi. Sonra gene bu Mete Tunçay ve arkadaşlarının bir denemesi var. Devam ediyor artık yani. Artık husular çıkmaya başladı. Onlar çıktıktan sonra çok kolay böyle şemaları çıkarmak. Tamam. Şimdi diyenler çok, ya Kurtuluş Mücadelesi'nde ne oldu ki, hiçbir şey de olmadı zaten. Ha, yok, toplam kaç kişi öldü falan filan yani, diyenler var. Bu neye dayanarak söylüyor? Yani illa 100.000 kişiyi mi öldüreceksin? Öyle bir harp değil o. Yani netice itibariyle işte Yunan kıtaları işgaldeler. Milli devletin, hükümetin kurduğu kıtalar ortada. Daha evvel çeteler savaşı var. Orada kaç kişinin gittiği zaten sayılamaz, bilinemez ama önemlidir o, biliyorsunuz. Topal Osman'ından Çerkez'e, Demirci Efes'ine kadar. Her biri de aynı şey demek değildir bunun. Mesela Çerkez Ethem'in aksine Giresunlu Osman'a,
Topal Osman denen yani milli muhafız kıtalarının, saray meclis kıtalarının başıdır. Odur ilk komutan yani. Şimdi lağvedildi o biliyorsunuz. Savaşın içinde o her yerde kendi Giresunlularıyla ve Karadenizleriyle. Onun çok daha enteresan savaşma teknikleri mesela var. Mesela askerlerin katiyen zorla gıda almaları, mahalli halkı rahatsız etmeleri veya işte ne bileyim mesela gidip de açıktan açığa genele varamaları falan bile yasak. Yani adamın öyle bir şeyi var disiplin ve asayiş bakımından. Fevkalade şey, dikkatli yani yerli halkı, gayrimüslim bile varsa oralarda ki var, dikkat ediyor. Ama onun dışında kendisi Pontuslarla savaş sırasında neler yaptı, o ayrı bir fasıl. Fakat Millet Meclisi döneminde başka bir şey, disiplini. Çerkez Ethem'in kendine göre bir konumu var. Peki Çerkez Ethem hakikaten hain midir? Kendi içinde de şey yapıyor, cezalandırma. Çerkez Ethem hain midir? Öyle şeyler tartışılmaz ya, hain mi hain mi diye. Yani bir yerde varlığıyla kendini ortaya koyuyor. Düzgün nizami kuvvetler ordu kurulduğu zaman İsmet Paşa bunu aleden harcıyor yani. İstemiyor, çekmiyor artık. Niye? Zaten abileri politikaya karışmaya kalkıyorlar Çerkez'in üzerinden. Reşit Bey ile şey. Bütün bunlar dolayısıyla bir harcama. Yani o savaş sırasındaki komutanlar ve komutanların öbür kuvvetlerle olan çatışmalarının sebepleri hem özgündür hem de çok internasyonaldir bu durumda. Onun için... Ya her orduda böyle şey olmuş. Oluyor yani orada işte biliyorsunuz sonunda Yunanlarla ve sonunda Ürdün'de öldü. Evet. Galiba mezarı da hala orada. O kadar böyle hain midir değil midir cevap vermenin hiç anlamı yok. Nihayet bir sürü bir şey yaptı. Bu yapmalarda kendine göre bir sistemi var. Çerkez'in en büyük güçlüklerinden birisi de Ethem'in. Çerkez Ethem biliyorsunuz zabit değildir abileri gibi. Küçük zabit derler bizde. Assubay okulu mezunudur. Çok ilginç bir kişilik. Kendisi bir takım Çerkez gruplarıyla, klanlarıyla da çatıştı çok kanlı bir şekilde. Çünkü onlar karşı taraftaydı. Yunan tarafı. Hayır, padişah tarafı. Lüpedi Yunan, Anzavur mesela. Yani hakikaten ondan baş etmek çok zordu. Çok zordu. İşte onu bu yapabiliyor. Yani enteresan. Onun için böyle hüküm verirken lütfen bazı slogan... Peki Çerkez Ethem hangi bölgelerde etkindi? Vallahi Yozgat'ı bile o bastırdı, Bozok'u bile. Her yerde nereye giderse orada. Yani çok geniş bir alanda. Tabii nereye davet edilirse oraya, nereye istenirse oraya gidiliyor. Gitmem demiyor yani başta. Başta o da meclisten mi emir alıyor? Tabii meclis hükümetinden alıyor, paşadan alıyor doğrudan doğruya emri. Şimdi baktığınız zaman milli mücadelede önemli şeylerden bir tanesi İnönü Savaşları olarak görülüyor. Bu ikisine çok önem atfediliyor. Birinci ve ikinci İnönü. O sonradan önem çok affediliyor. Stratejik olarak ne derecede durdurdu belli değil. İşte onu soracağım ben. Fakat o ilk defa nizami bir direniş, yani nizami ordunun direnişi. Orada ne kadar muvaffak oldu olmadı onu tartışıyorlar Elan. Yani ama bu bir durdurma çabası. Bunun sonunda biliyorsun gene gerileme devam etti. O gerileme, o resesyon, rekederi hareketi düzenli olarak gitti. Bu Türk tarihinde ektir, tektir. Çünkü bu Türk milletinin orduları, Osmanlı İmparatorluk orduları dahil çekilme bilmezler. Çekilme derhal bozguna inkılap eder. Mesela şeyden sonra... Balkanlardaki İzladi Derbendi'ndeki olaydan sonra soluğu maşallah Varna dağıldık evet. Yani. Ve orada derlenip toparlanıp savaşı yürüttük gitti. Gelen de şey değil yani borucular değil. Yani Hunyadi Yanoş gibi Birleşik Haçlı Ordusu başında Macarlar ve inanılmayacak bir daimi kuvveti var ordunun. Sonra Matyoş Korvinson'u daha da geliştirdi şeyin oğlu.
Janos. Unyadi Janos biliyorsunuz doğrudan hükümdar değil. Hükümdar kanı var. Babası evet. Hükümdar. Annesi metres. Yani o statüde biri. Bunlar kabiliyetli gençlerse bu yani evlilik dışı evlatlar çok büyük işler yapabilirler. Avrupa tarihinde böyle iki bayağı tane var. Birisi Don Juan d'Austria. Evet. O da aynı şekilde Kral Philip'in galiba şeyidir. Annesi yani evlilik dışı bir çocuktur ama bu tabii onun ünvan almasına, komutan olmasına mani değil kabiliyet ölçüsünde ve kabiliyetli bir adam. Yalnız taht sırasına falan girmesi hiç söz konusu değil. Hiç söz konusu değil. Pratik bir şeye de dayanıyor. Çünkü kraliçenin oğlu ana tarafından bir başka devletle veraseti olur bilmem ne ona önem veriyorlar. Bizim gibi değil yani biz kadın verasetine bağlanan bir sistemimiz yok, yok. Şark'ta. Onlar da var onun için. Şimdi yani orada mesela o var. Sonra ikinci Viyana tabii tipik örneği bunun. Yani ani bir Polonya hücumu bizi mahvetti. Fakat ondan sonraki derlenme toplanmalarla 16 yıl savaştık Karlovçı'ya kadar. 16 yıl. Şimdi şöyle dedi. Bu da ilk defa olarak bir düzgün çekilme söz konusu. Bu tam resesyon. Mesela Balkan'da yapamadığımız şey. Tutunamadın gidersin diyor geri. Orada. Tutunabildiğin yere kadar gerilersin. Hiç sonu yok yani gidersin. Bütün satıh bütün vatandır diyor. Yani Yunan ordusu geldik Ankara. Ankara'da da tutunamazsak Kayseri'ye gidecek. Kayseri'de tutunan Erzurum'a kadar nereye gidecek? Gidecek halleri yok onların da. Nitekim işte Sakarya'da çözüldü işte Ankara'nın yakınında. Sakarya'nın ne kadar olduğunu biliyorsunuz yani. 100 kilometre bile. Polatlı'ya kadar geliyor. Polatlı'nın biraz ötesidir. Polatlı yok dahil değil. Polatlı dahil değil. Polatlı bu tarafında kalıyor. Evet. Ama top sesleri, savaş sesleri Ankara'dan meclisten duyuluyor. Ankara'dan da duyulur. Çok yakın çünkü. Yani o zaman sessiz şehirlerde klakson sesi yok ki. Top sesi geldi mi gelir yani. Çok temiz bir tabiat. Peki mesela bu 1. ve 2. İnönü savaşlarında İsmet Paşa'nın başarısız olduğu... Mustafa Kemal'in gidip duruma el koymak durumunda kaldı. Bunları söyleyenlerin hiçbirisi askeri müteassıs değil. Evet. Askeri müteassısların da işi ne kadar bir taraf incelediklerini de sorabilirsiniz. Onun cevabı şudur, tekrardan bakınız. Yani İsmet Paşa'nın silah arkadaşı veya karargahında bulunan adamlar ona göre yazarlar tarihi. Hiçbir şekilde İsmet Paşa idaresiyle, Cumhuriyet'le, Atatürk'le başıhoş olmayanlar da kahvede ayrı herzeler söylerler. Yani bunların o zaman ortalaması tekrardan uzmanların bakması. Maalesef biraz utanarak söylemek durumundayım. Bazı şeyleri ispat için ecnebi komutanların ve müteassısların raporlarına bakmak lazım. Adam diyor ki bunun diyor Filistin cephesinde rolü yok, Çanakkale'de yok diyor. Atıyor herif yani. Adamın tarihten, tesinden haberi yok. Şimdi ben o zaman ne yapacağım? Marshal Lord Corvill'i okuyacağım. Britanya Kara Orduları Komutanı. East Front falan böyle kitapları okuyacağım yani. Veyahut işte şimdi çıkmaya başladı yine. Bir de tabii... Britanyalı ve Fransız vesaire askeri tarihçilerin içinde Türkçeyi de bilenler çok az. Ama şunu söyleyeyim, Kutlu'l-Amara'yı mesela gene Fransız yazdı. Çok evet, önemli çok yani. Bu böyle yani, onları bekliyorsun. Evet. Peki 27 Büyük Taarruz. Evet. Büyük Taarruz önemi nedir? Niçin? Büyük Taarruz işte tam toparlanma ve tam artık askeri bir savunma ve hücum. Yani o hakikaten iyi hazırlanmış, planlanmış bir savaştır. Ve karşıki ordunun ne yapacağını biliyor. Tamamen enteresan bir kurmaylar savaşıdır.
Ve o planı yapanların içinde sadece bir komutan, bir tane görüş yok, bir sürü görüşler çok var. Onların muhasalası söz konusu. O muhasalayı yapan adam tek. O tek işte. Mustafa Kemal. O marşal, evet. Zaten o. Şimdi Sakarya'dan beri marşal olduğu için ona marşal diyoruz. Orada ilginç şeyler var. Mesela Mustafa Kemal'in daha önce komutanlığını yapmış, hocalığını yapmış. Fevzi Paşa. Evet. Fevzi Paşa'ya kendisinin hak ettiği marşallığı verdi. Napolyon'un hak ettiği marşallığı bir yerde 18 kişiye takdim etmesi gibi, taksim etmesi gibi. Çünkü onun katılmasına çok önem veriyordu. O en yüksek rütbeli askerdi. Harici tarbiye müsteşarıydı biliyorsun. Ama asıl katılmasına sevindiği adam İsmet'tir. Yani hakikaten keyiften neredeyse şey olmuş geldiği zaman ki o vagon yani İsmet ve Fevzi Paşaların getirildiği vagon bir yerde zoraki getirildi. Öyle mi? Evet. Yani bunlar mütereddit komutanlar. İstanbul'da iş çıkarıyorlar bizim lehimize, Ankara lehine fakat bir takım şeyler üzerinde böyle bir erken bir şeyleri var. Çok seviniyor İsmet Paşa'nın. Çünkü İsmet Paşa çok çalışkan bir kurmaydır. O sırada donanma nazırı değil mi? Asım Bey de öyle. Asım Gündüz. Yani bunlar önemli ya. Tevfik falan çok önemli. Yani donanma, ordunun donanımı, askerin durumu, sevkiyat, o kanallar, bunları kafa yaracak, toparlayacak kurmaylar lazım. Ve bir şeye de inanış yani işe başladım bitiren tipler lazım. O bakımdan çok sevinmiştir ve Genelkurmay Başkanı'dır biliyorsun. Genelkurmay Başkanı'dır. Ki henüz daha albaydır. Yani orada paşalar var artık. Genelkurmay Başkanı'dır. Çok önemlidir o. Genelkurmay Başkanı sonra da albay mıydı? Evet. Galiba öyle olduğunu zannediyorum. Sonra terfi ediyor generalliğe. Daha enteresan zaten Enver'in de Genelkurmay ikinci başkanı odur. Enver Paşa. Enver Paşa. Birincisi Alman'dı zaten. Ve zannediyorum orada Enver onu kontrol için bunu koydu yanına. Şeyin von Schleffendorf, Bronzart von Schleffendorf, Bronzart Paşa. Tabii Bronzart Paşa bu Ermeni tehcirinde falan çok ısrarlı ve ısrarlı fikir babası galiba. Adam oydur fikir babası da, işlem babası da. Ama ordunun teçhizatı o yolla geliyor. Bronzart'ın raporuyla onun için onun olması gerekiyor. Lazım. Fakat Enver'in de onun ne olduğunu bilmesi lazım. Onun için İsmet kullanıyor. Ve İsmet Paşa'nın raporu da çok açıktır. İyi tanır Alman cephesini. İyi bir kurmaydır. Zaten demişti şeyde. Biz savaşa girerken girdik de yani neredeyse Ekim sırasında. Vallahi dedi şey bu şeyden sonra Marne cephesindeki duraklamalarından sonra bu adamlarla bunlarla ittifak çok düşünülür ve çekinilmesi bir lazım. O müthiş bir rapordur o. Bu raporu tepesindeki Bronzart'a rağmen, amirine rağmen atlayarak başkomutana veriyor. Bu bir suçtur. Fakat eminim ki ya kendi cesaretidir ama bir büyük ölçüde de Enver. Kendisine verilen cesarettir Enver evet, tarafından. Öyledir yani. Eminim. Hocam bir ara verelim 27'sine döneceğiz kısa reklamadan sonra. İlber Hocam, büyük taarruz başlamadan evvel kurmaylar planlamayı yaparken Atatürk'ün planına Atatürk dışındaki hemen hemen herkesin yani Mustafa Kemal Paşa dışındaki herkesin itiraz ettiği evet. Ya bu çok iddialı bunu gerçekleştiremeyiz dediği evet. Atatürk'ün ise ya bunu gerçekleştiririz bunu gerçekleştiremezsek zaten bitti bu iş. Bunu öyle. Nasıl tamam, bunu yapmalıyız diyor ve evet, taarruzdan sonra da hepsi gelip özür diliyorlar. Nedir oradaki bu Atatürk? Bu özür dileme değil yani daha o an diliyorlar çünkü orduda başkomutan o. Rütbe de o. Yani hiç kimse mareşal değil orada. Yani o an bir tek mareşal o. O mareşallığı Büyük Millet Meclisi vermiş ve komutan o artık. Rütbe olarak da öbürlerinin üstünde. Zaten karizmatik bir adamdı. Şimdi rütbesi de müşür.
Yani bunu ısrar ettiği anlaşılınca tamam diyor zaten. Diğerleri ne istiyor? Atatürk ne istiyor? Vallahi sen hiç bunu gitme, o oradan nereye gelecek bunu teferruatıyla veremem. Sen orduyu yürüteceksin, oradan bir şey olursa kimlerden nasıl çok riskli plan geliyorlar. Yakup Şevki Paşalar da İnönü'nün kendi de en iyi kurmay daha kim varsa. Yani Fevzi Paşa da, ama o artık ısrar edince peki diyorlar, yani bu yola girelim. Biz diyorlar ihtiyatı öğrendik Cihan Harbi dolayısıyla, çünkü artık çılgın şeyler bitmiş. Bu da aynı şeyden geçiyor biliyorsun. Ama bu iyi işte, öyle çalışıyor. Bu bir görüştür. Bu bir kafadır. Bu dehadır. Bir derinliktir. Dehadır orada yani, o çok açık bir şey. Onun için bunu ele almak gerekir. Bu birinci Cihan Savaşı'nın, Balkan'ın, Doğu Anadolu cephesinin ve muhtelif manevraları çok olmasa da görmüştür. Ataşe militerliği önemli bir yerde. Balkanların en önemli yeri Bulgaristan. Bulgar ordusu çok sistematik bir ordu. Hem savaşçı hem de sistematik bir ordu. Ve Bulgaristan cemiyeti de öyle. Yani en sistematik bir cemiyet. Köylü fakat savaşçı, mesela Romenlerden farkı o. Ama sistematik bir memleket. Bu bunu devam etti. Mesela bir takım bilim dalları falan orada hakimdi. Operasına hayran olmuş. Operaları hakikaten en güzeldir. Ve operayı yapan başka her şeyi yapar. O yani böyle bir yüksek bir organizasyon. Onu görüyor mesela. Tecrübeleri çok fazla. Aynı zamanda Çetin'e de mesela şey, akredite gibi bir ataşe militer. Oraya ayrı ataşe militer yok çünkü. Şimdi o adamları tanımak önemli Karadağlıları. Çünkü onlar deli, savaşçı, dağlı adamlar. Bunlar var. Bukareşli'de de var. Orada da başka türlü bir orduyu görüyor yani. Onun tercihi değil. Tecrübe yani. Tecrübe, tecrübenin yanında hakikaten yani keskin zekalı biri. Bu çok açık. Ve bu strateji onunki. Bunu kazanıyor. Bu kazanılıyor. Çok kısa zamanda hallediyor. Çevirme harekatını iyi biliyor. Biliyorsunuz aslında bir gündür savaş. Bir gündür. Bir gün içinde hallediliyor iş. Yani şeyler, karşı tarafın savunması tarumar ediliyor ve bitiyor. Üstelik tarumar ettiği komutan da Yunanistan'ın Küçük Asya'daki en önemli, en kabiliyetli generallerinden biri, Trikopis. Yani geç gelmiştir zaten, fakat Trikopis hakikaten o şeyin içinde, o alayın içinde, Hacı Anestilerin bilmem kimlerin içinde, Yunan tarihinin de belirttiği gibi en değerli komutan, yani en keskin komutanlardan birisi. Şey katılmıyor mesela, Metaksas falan cezalı onlar, kralcılar sürgünde. Bunu bildiğimiz takdirde görüyorsunuz ki bu savaş büyük, üstün bir kurmay savaşıdır. Burada her türlü şeyi mütalaa ele alın. Bir şey daha unutmamak gerekir. Demiryol ülkesi değildik henüz. Ankara'da bitiyordu bu iş. Ve Konya'dan henüz Toroslar geçidini yeni geçmişti demiryollarımız. Fakat orada bir Behiç Bey var, sonraki büyükelçi. O İstiklal Savaşı'nın adı çok az zikredilen, aslında mühim bir adam, albaydır o. O demiryollarının o hali, yani dekovil hatları dahil tek hat demiryoluyla asker sevkiyatında iyi her şeyi de becerebiliyor. Nasıl yapıyor bunu? Bu demir yolculuk işte. İkinci harpte mesela çok önemli bir şeydi demir yol sevkiyatı Rusya'da. Almanlarda da, Almanların bununla ilgili özel Almanlar bakanlığı var. Zaten yani demir yolcu bir memleket yani. Avrupa'da demir yolunun şeye geçmesi 1840'lardan beri, İngiltere'nin çok gerisindeyken birdenbire muazzam bir teknolojileri geliştirdiler. Fransa zaten demir yolcudur bugün bile. Hala öyle. Ama yani şeyin, Rusya mesela, evet tamam, onda bir demir yol mağazası var çağlardan beri, ama ikinci harpte bunu bu kadar ustaca kullanmak,
suikastları, suikastı diyorum, şeyleri, sabotajları bu kadar ustalıkla yapmak, kendisine yapılanları anında şey yapmak, sevkiyatı ayarlamak, bu bir demir yolculuk meselesi. Bu çok önemli bir şeydir o harpte. Bunlar, Türkiye, bu Anadolu bunu becerdi. Burada mesela Behiç Bey ve arkadaşların o zamanki demir yolculuğu. Olmayan demir yolunu kullanarak. İşte öyle, o kadar vardı. Evet. Peki nereden başlıyor? Nasıl başlıyor büyük taarruz? Nereden başlıyor? Bir günde kazandı dedin ama aslında... Ya asıl bugünkü Kocatepe'de olan şey o işte, Afyon'da. Yani tabii karargah şeyde, Polatlı'nın gerisinde, şeyde, Malıköy'de. Polatlı'nın bile gerisinde. Sonra ileri hatta var gene. Orada oturuyorlar. Oradan hareket ediyorlar. Yani karargah dediğin şeyin tepesinde değil. Orada muharebe yönetiliyor. Ama o işi beceriyorlar. Yani bu kadar açık. Bunu bir günde bitirdiler. Çünkü burada büyük bir inat var. Büyük bir savaş gücü var. Karşıdaki asker de hiç boş değil. Yani onu da söyleyelim. Bu her zaman için bilinmesi gereken bir şey. Ama bunu meclis hükümetinin orduları becerdi, Türk orduları. Çok önemli. Çünkü orada askerler vardı. Yani Metaksas'ın karşı taraf için söylediği şey, kehanet, 1919 Mayıs'ındaki kehanet gerçekleşti. Çok açık söylemiş çünkü adam. Burada demiş, ordu var karşıda, bir günde çıkar karşınıza ve çıktı. Kaç kişi Türk ordusu o sırada? Onu o kadar bilmiyorum. Yani şey, sayılar açık. Bazı dalları, mesela topçu sayısı çok ilginç, bizde fazla. Fakat buna karşılık piyade Yunanlar da fazla. Daha bunun gibi bir takım şeyler böyle. Kalemlerde büyük farklar yok. Var yani. Çok büyük farklar donanımda ortaya çıkıyor. Fakat hiç tartışılmayacak bir şey, Yunan ordusunun mekanize nakliyatı daha güçlü. Yani bu harpte tabii ki uçak sayısı fazla keşif için. Yunanların tabii onlar veriliyor. Tank önemli bir şey değil henüz bu harpte. Bunlar açık ortada. Makineli sayısı galiba fazla onların. Bunların hepsini ezberlemem mümkün değil. Belki bir hazırlamam lazımdı ama bunu yapmadım. Fakat bunlar belli sayıdaki şeyler. Ordudaki nefer sayısı tabii çok önemli. Ve birdenbire bir dağılım başlıyor. Yani ondan sonra çok süratle artık geri çekilme değil, ricat başlıyor, bozgun başlıyor. Ve bu işin sonu biliyorsunuz İzmir'de bitiyor. Esir olanlar var gene. Fakat çekilebiliyorlar ordular. Ama asıl önemlisi sivil halkın şeysi, durumudur. Onun üzerindeki bilgilerimiz eksiktir. Ne demek sivil halkın durumu? Ne oldu bunlar? Kaçtı mı, kaldı mı, öldü mü, ne oldu? Anadolu'da yaşayan Türklerden bahsediyoruz, hayır, yoksa Rumlardan? Hayır, ta Afyon'dan beri çekilmeye başlayan, yani orduyla birlikte ricat etmek zorunda kalanlardan. Yunanlıları destekleyen Anadolu halkları. Destekleyen, desteklediği öne görülen. Çünkü orada şöyle bir problem çıktı. Bir İonya Cumhuriyeti kuruldu ve savaşın son safhasında artık Drahmi ile savaştılar. Yunan Bankası geldi Ayvalık'a. Ayvalık önemli bir merkez. Ve bu orduya artık üniformayla girdiler. Onun için bu ihanettir. Yani sivil halk değildir artık orada bir şey yapılacak olan bir... Yani Anadolu halklarından Yunanlılarla beraber savaşan Yunan ordusuna girenler oldu. Girenler oldu tabii, yani bu çok açık. Zaten Atatürk'ün o zaman karşısındaki ordunun, Yunan ordusunun askerlerinden esir alınanlar var. Bunlar Atina televizyonunda, burada yakınlarda çıkabilir bu. Çevirisi yapıldı. İkisiyle konuşuyor Atatürk. Söylediği şeyler var. Ondan sonra orada söylendi. Ve söylenen şey şudur. Bu, yani komutan, bizim Mareşal Mustafa Kemal Paşa'mız Yunanistan'ı çok iyi tanıyor. Yani cemiyeti tanıyor. Buna şaşmışlar. Yani bunların hepsini biliyor muydu diyor muhabir.
Evet biliyordu diyor. Biliyordu diyor. Onu da biliyor. Yani tarih yazarlarını biliyor mesela. Yunan halkını hangi tarihçiler etkilemiş okullarda. Eski komutanları da Yunan ayaklanmasından beri, Kolokotronis'ten beri kimler var falan. Bunların hepsini yani biliyor. Ne kadar Yunanca biliyordu Atatürk? Hiç o kadar büyük olduğunu zannmıyorum bu Yunanca bilgisinin. Yani böyle bir bilgi almadım. Yani gerek yok. Fakat biliyor. Yani Yunanca bilip anlıyor. Niye ama yani göçmenlerin pek büyük bölümü Yunanca bilirlerdi. Çok büyük bölümü değil bazıları. Çünkü Yunan Selanik kocaman bir kıta. Bugün üç devleti meydana getiriyor unutma. Bir sürüsü köylü, kasabalı falan. Ne yapacak Yunanca? Yani yerinde, yurdunda duymamış. Ama Selanik'te yaşayan bilir tabii. Mesela Sicili ahvale baktığın zaman hep söylüyor zaten. Rumca tekellüm eder, Bulgarca tekellüm eder. Bu tekellüm eder takımına bizim paşa da dahil. Yani onun için var bilgisi, şeylerini biliyor. Yani Yunanlı'nın fikir iklimini biliyor, iddialarını biliyor, biliyor. Ve bakışı, ben size söyleyeyim, cıvık kör bir milliyetçilik değil ama milliyetçi bir komutan. Yani ve şeyleri biliyor, onların karşısında bizimkinin zayıf taraflarını biliyor. Yani para kazanmayı bilmeyen, iktisadi gücü zayıf falan bir toplum olarak görüyor bizi ki doğru bu. Bütün bunlar ileriki politikasını da tayin edecek. Umut ediyorum böyle şeyler çıkacak. Yani yapılabilecek bunlar. Büyük taarruz başlarken bu kadar kısa sürede sonuca ulaşacağını büyük ihtimalle Türk tarafı da tahmin etmiyordu. Çünkü o günden kalan gelen bilgilere baktığımız zaman kimi kayıtlı, kimi ağızdan gelen bilgilere baktığımız zaman bunun daha uzun süreceği, bu kadar hızlı bir bozgun olmayacağı ve yine bir vakit alacağı düşünüyor ama... Çok akıllıca kurmay görüşleri var, gerçek olmadı. Evet. Yani her zaman için gerçek olan akıllı demek değildir. Evet. Şimdi mesela Kazım Karabekir Paşa'ya göre böyle Antalya, Bursa, İzmir diye uğraşıp oturmayın, elindekini kaçırırsın diyor. Yani bir mücadele, bir savaş vermişiz, bir yere gelip oturmuşuz işte Fransızlarla, Müsala falan. Bu yani şimdi çok haklı. Yani Kazım Karabekir yabana atılacak bir şey değil, çok büyük bir general o. Yani Selçuklu Anadolu'sundan daha büyük bir mekan birdenbire kurtardınız değil mi? Çünkü Selçuklu Anadolu'sunda İzmir yoktu zaten, Bursa'da yoktu. Antalya vardı da gerisi yoktu falan doğru dürüst. Yani bu önemli işte Suriye'ye falan daha girmemiş. Yani Kazım Karabekir yeterince kurtardık. Şimdi durun diyor. Sonra durursan ne zaman gelirsin o ayrı ama adam doğru bir kurmay görüşü veriyor. Yani ihtiyatlı ve akıllı. Bu tabii daha ileri diyor. Ne işe yarar bu diyor. Çok da doğru yani öyle bir memleket ne olur ki değil mi? Çok şey, onun için arada tabii farklar var. Söylüyorum yani burada en önemli şey, buradaki bu itaat ve hiyerarşi zinciridir. Ne olursa olsun karizmatik otoritesidir. Ve karizmatik otoritenin Sakarya Savaşı'ndan sonra artık teşkilatlanmasıdır. Yani rütbe farkıyla teşkilatlanmasıdır. Devletler arası ilişkiler açısından yol verilmesidir. Karşından bir Fransa çekilmiştir. Fransa'da bizim Paris'te iki sefaretimiz vardı biliyor musun? Bir Ankara'nın sefareti, bir İstanbul sefareti. Ankara'nınki böyle adeta bir nevi temsilcilik gibi. Öbürü Osmanlı'nın şey, emperyal, ambasat emperyal gibi. Hala mevcut olan sefaret. Muhtar Bey'di orada sefir olan İstanbul'unki. Bizimki de Emel Esin'in babası vardı. Ferit Bey, tek soyadı. Müfide Tek. İkisi Fransızcaları da mükemmeldir. Şimdi yalnız onu şey yazdı, rahmetli İlhami Soysal Büyükelçi. O böyle şeyleri çok bilip tetkik ederdi. Bunlar böyle hani Kuzey Kore, Güney Kore sefiri bir birbirleri görünce pıf diye bakanlardan falan değil. Hı. Paplar konuşuyorlar her gün. Ne yapılır beyefendi falan diyorlar herhalde. Şimdi mesela Ferit Bey ziyafet verecek delegasyona.
Öbürü herhalde akıl veriyor. O gelecek işte öyle bilmi böyledir falan diye. Bu arada en önemlisi gümüş, çatal, bıçak takımlarıyla koltuklar ödeyeceğim diye tekrar makbuzda veriliyor. Yani öyle bir ilişki var. Şimdi bunlar tabii çok önemli. Bir artık oturmuş bir şey var. Yani Sakarya Savaşı'ndan sonra Türk Devleti artık Anadolu'da kurulmuş, belli bu. Ve bir şeylere hakim. Hakim olduğu için de bu büyük taarruz ki tamamıyla Atatürk'ün cesurca şeysidir. Yani hakikaten o sınırların ötesine geçmek onun stratejisidir. Ve nerede durulacağı, yani niçin acaba Meriç Nehri'nin bu tarafına geçmedik, Balkan'ın ayıbını silemedik bugün bir de. Niye daha geçmedik? Yok geçecek hani yani orayı temizlemişler, Trakya'yı ve şeyi. Meriç boyunu Yunan ordusu temizlemiş, çekilmiş. Ama nerede duruyor? Selanik'in önünde tam tezgahı kurmuşlar yani. Üç kol ordu. Nereye gideceksin oraya? Hangi şeyle yok? Yani işte orada kanı çıkıyor ortaya. Kanı farkı orada çıkıyor. Kamyonlar kanı orada olmuyor. Olmuyor ya, olmuyor. Aynı şey adalar Musul için. Ve şey içine geçerli. Musul, Kerkük. O adalar için aynı şey. Hangi gemiyle nereye gideceksiniz değil mi? O sırada adalar itenlerin değil mi? Adaların hayır. Yani en önemlisi bu Midilli, Tarsus, Limni falan. Bunlar Yunanların elinde. Dodekanetse aşağıdadır 12 adalar. Sakız'dan başlayarak giderler. Osmanlı'yı yıkan, Osmanlı'yı ortadan kaldıran Mustafa Kemal midir yoksa Birinci Dünya Savaşı mıdır? O Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda monarşiler sona erdi. Bitti bu. Yani bu çok açık. Ve asıl önemlisi federalizmler bitti. Yani şimdi böyle federasyon falan diye bahsediyorlar ya, bu gülünç bir şey. Niye, Almanya federal değil mi? Kayseri, Niğde, Nevşehir Allah göstermesin Bundesstaat olmuş gibi bir şey yani. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Aynen öyleydi. Almanya federal mederal değil, her şeye rağmen federal görünen en merkezi devlettir Avrupa'da. Bir kere maliyesinde hemen hemen hiçbir problem yoktur. Tabii ki o federal bünyenin şeysiyle ilgili bir kere federal Amerikan maliyesidir. Yani vergiler bile çok farklıdır. Evet. Federal Amerikan ceza sistemidir. Her şey eyalet farklıdır. Farklı hukuk sistemi. Şudur budur gider o yani. Eğitim öyledir. Bir yerin kabul ettiğini. Burada eğitimde bu hak tanınsa bile kimse öyle bir hakkı kullanmıyor. Birbirlerini takip ediyorlar. Yani aynı kitapların ders kitapları. Yani Osmanlı'yı Atatürk yıkmadı. Osmanlı'yı tarihsel gelişmeler ortadan kaldırdı. Hiç alakası yok. Yani hiç alakası yok. Federalizm bitti. Yani Avusturya, Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla federalizm bitti. Yani bitti. Artık federal bünyeli devletler, kozmopolit imparatorluklar tarihe karıştı. Rusya da böyle olabilirdi. Kısmen ki orada Rus unsuru çok kalabalık ve çok hakimdir coğrafya olarak her şeye rağmen. Bunu komünizm biraz daha buzdolabında tuttu bu sistemi. İşte orası da şimdi geldi bu düzeye. Hala bir şeysi var tabii ama bir büyük kısımları koptu. Yani kimin aklına gelirdi Ukrayna'nın ayrılacağı ve var olacağı? Ukrayna küçük kısa bir dönem dışında tarihte hiçbir zaman var olmamış ki. Yani şimdi çıktı ortaya. Polonya'da öyle değil mi hocam? Hayır, Polonya var. Polonya, Velikopolska var. Polonya 800'lerden beri var. Ve bir müddet sonra da biliyorsunuz Litvanya Büyük Dükalığı'yla birleşiyor. Büyük Düka delikanlı tarafı. Polonya prensesiyle evleniyor. Russian, Litvanian Commonwealth der ya İngilizler, Velikopolska odur, Büyük Polonya. Sonra onlar Macaristan'da şey yaptılar, yani bir araya geldi. Çok önemli bu. Ve şimdi ne zaman bitti bu? 1790'da üçünün arasında tamamen paylaşılarak.
Dediler ki Türk atları Vistula'dan su içince tekrar Polonya özgür olacak. Böyle bir lejan var menkıbe. Hakikaten Galicia cephesinde bizim atlar orada suvarıldı. Yani Vistula'dan suvarıldı ve Polonya tekrar barıştı. Yani. Şeye geleyim ya, büyük taarruz İzmir, İzmir'in kurtuluşu ama senin söylediğin şey önemli. O dönemde işte İonya Cumhuriyeti ilan edilmişti. Anadolu'da, Ege bölgesinde veya işte bölgede pek çok unsurda özellikle ekaliyet belki Yunanlarla beraber hareket etmişti. Sonrasında mübadele geldi. Cumhuriyeti kuruluşunun ardından. Evet, şimdi mübadele çok büyük bir problem. Bir kere Ege bölgesinin Yunanlılığı orada Büyük İskender'den beri yaşamıyor. Yani bu tespit edilmiştir. O eski İonya, Karya bilmem ne zenginliklerinin yani Yunanlıların bir kolonizasyon dönemi vardır içerilere doğru Perikles'ten beri Karadeniz'de falan da. Sonra o bitmiş o dönem. Bitmiş. Bilhassa Bizans döneminin sona erişiyle. Bizim Osmanlı İmparatorluğu'nun bilhassa fakir adalarından ve Moras'ından gelen Yunanlar Ege'ye yerleşmiş. Bu arkadaşlar bir kere İstanbul'dakilerin aksine son derece milliyetçi, Yunanistan çünkü geldikleri yer. Son derece de çalışkan öbürkülerin aksine hatta bizimkilerden de ve yaratıcı, tüccar. İşte bağlarını çok iyi düzenliyor. Bunlar orijin olarak Anadolu Rum'u değil. Değil. Onun için bir de bu İzmir'in işgalinden ve yayılmadan sonra gene getirildi. Gene getirildi. E bu tabii sonuç böyle bitince bu iş bitti. Şimdi bu sefer o Megali ideacı Venizelos artık realiteyi anladı. Dedi zaten Yunanistan bize yetermiş. Hani Metaksas'ın dediği şey. Biz burayı doldurmaya bakalım. Çünkü nüfus 2 küsur milyon. Kocaman bugünkü Yunanistan. Evet. Şimdi gel çok farklı bir şimdi 10 milyon dediler. Evet şimdi de 10 milyon biraz daha büyüdü. Doğru dekanetize falan alındı içine. Bunun için baskı yapıldı. Yani bu yanlış. Mübadeleyi Yunanlar mı istedi? Evet mübadeleyi biz çıkarmışız. Yanlış kardeşim. Yani bunu söyleyen adamların kendi yayın evlerinin çıkardığı şeyde var mübadelenin olduğu. Lütfen bir okuyun. Mübadeleyi Venizelos istedi. Kendi yani Venizelos diyor ki bizim burnumuzu bize verin. Verin Yunanlarımızı bitsin şu iş diyor. Büyük devletler de yaptı bu fikre ve baskı yaptılar. Biz bu tip baskılara karşı çıkamazdık. Bitmiş iş. Yani bizim 1922'den 23'ten sonra bu tip baskılara bir daha direnmemiz mümkün falan değil. Yok ya halin yok yani. Sağlığa mı bakacaksın, eğitime mi bakacaksın, bataklıkları mı kurutacaksın, sanayi mi yürüyeceksin, ordu mu yapacaksın? Ne yapacaksın? Yani yok ortada yok işte bir şey çok açık. Onun için istenmeyerek gitti ve bu arada bu mübadelenin asıl kurbanı Orta Anadolu Rumlar, evet, Karamanlar, Türkler. Tek kelime Rumca kullanmazlar. Yani mesela Karadeniz'de bir takım Rumca kelimeler vardır. Gudalis, Gudal bilmem ne falan, Gudalce. İşte bilmem nerede ne vardır. Bunlar Oğuz Türkçesi. İncilleri bile öyle Yunan harfleriyle. Bütün bunların hepsini derledik, topladık, gönderdik. Evet iyi tamamen ıstıraplı bir hayat orada. Çünkü dil bilmiyor. Dil bilmiyorum. Dil bilmiyor. Yabancı bir ülkede, yabancıların arasında. Ve üstelik o ülke hazır değil mülteci almaya. Değil. Buraya da geldi 500 bin kişi. Bura hazır, daha hazır. Daha hazır, kolay halletti. Daha Türk. Ha, hiçbir muhacir memnun olmaz geldiği yerden ama işte halletti işi. Onun için bu tabii çok tatsız bir olay olmuştur. Mübadelenin en şey tarafı bizim yapımıza, milli bünyemize, laikliğimize dokunan tarafı bu Hristiyan Türklerin gitmesidir. Çok şeydir, açıktır bu yani. Çok peki onlar niye yollandı? Herif istiyor, hepsini istiyor. Bunlar bizim Türk'te diyemedik de mi? Diyemedik. Kiriz Rumların dinine bakılıyor. Yalan efendim bunlar Rum diyorlar. Yani beyler miler şeylerdi. Bunlar Rum diyor, Ortodoks diyor falan. Ortodoks ya bu bakalım geldi ya.
Yani şimdi mesela birileri otursa gagavuzlar için böyle bir şey söylese Ukrayna'da falan ne denebilir? Şimdi denebilir. Kimse demez. Yani düpedüz Türkçe konuşuyor. Peki mübadeleye rağmen İstanbul'da, Kayseri'de, başka yerlerde kalan Rumlar var. Onlar nasıl kaldılar? Yok, çok az kalmıştı. Az kalmıştı ama kalmıştı. Evet, İstanbul'da da kaldı böyle. Türk Ortodokslar çok az kaldılar. Bir ara Türk Ortodoksiye şeyi de almaya kalktı, ele geçirmeye Patrikhane'yi. Orada anlaşılmayan bir şey var. Hüseyin Cahit Yalçın onlara karşı. Nasıl oluyor, neden oluyor bilmiyorum. Yani bu İttihat Terakki'nin içinde her tip adam var. Her tip adam var. Yani bir tek Venizelos fikir değiştirmiyor, onlar da değiştiriyor demek ki. Peki sonrasında Anadolu'da özellikle Ege tarafında bu Yunan işgali sonrası bir Türk halkı arasında bir hesaplaşma oldu. Yunanlara destek verenler, vermeyenler, yanında olanlar, olmayanlar diye böyle bir içeride bir hesaplaşma oldu. O da olmuyor. Mesela Fransa gibi ülkelerde neler oldu? Evet, neler oldu? Resistans. Evet. En çok da gizli şeyler, işbirlikçiler gittiler efendime söyleyeyim, kolaboratörler. Herkesten çok milliyetçi geçindiler. Bir takım zavallı kadınlara yani sokak fahişelerine falan rezil edenler. Siz Almanlarla yattınız diye yapmadıkları bırakmadılar. Ha, yani sanki kendi onlardan çok daha namusluymuş gibi. Çok oldu bu olaylar. Anadolu'da bu pek olmadı. Yani olmadı. Çok enteresan. Mesela Hatay'da da öyle. Fransız Partisi'ni tutanlar vardı. Bu tarafı tutanlar vardı. Bunlar devam ettiler hayata. Yani bu konuda böyle bu emperyal yapıdan gelen bir şey var. Yani dedikoduyu falan geçmiyor bu iş. Ve işte hayat devam ediyor. Devam edersiniz çalışmaya, kurallara, kaidelere uymaya diye. Tabii bu devam etti. Peki o dönemde mesela işgal sırasında da mesela ilk kurşunun atıldığı yer İzmir diye hepimiz bunu kabul ediyoruz. Halbuki dört yoldur. Dört yoldur. Adana dört yoldur. Ama biz yine de İzmir diyebiliyoruz. Çünkü orası şey, İzmir'de iş 15 Mayıs 1919'dur kıtaların çıkışı. Hı hı. Burada kıtalar daha evvel çıkmaya başladı. Ne onun için çıktı. Hayır, şu açıdan soruyorum. Yani halk içinde işgal sırasında işgalcilere destek verenlerle vermeyenler arasında bir çatışma var mı? İşgalcilere destek verenle vermeyen arasındaki çatışmaların bence kayıtları her zaman çok yok. Ama mesela en büyük çatışma da işte söyledim size. Anzavur'la Çerkezetem arasında. Bunlar aynı kabilelerin adamları. Hı. Birbirlerinin gırtlağını kesiyorlar. Yani gırtlak gırtlağa gidiyorlar. İşte size bir örnek. Yani öbür taraflarda bu o kadar olmuyor. Veya muhtemelen şöyle oluyor. Demirci Efe gidip daha fazla soymuştur o adamları. Verin falan diye. Fakat öyle kesin bir bloklaşma ve bölünme yok yani, yok. Taraftar olanlar demek ki... Peki hocam, son şunu sorayım. Bu kadar başarıyla yürütülen bir Kurtuluş Savaşı sonrasında Hatay'ın alınamaması ve bunun yaklaşık bir 15 sene gecikmeyle olması neden? Çünkü çekilirken müsalahada orayı alıyorlar. İskenderun, Sancak diye geçerdi adı. Aleksandriyette. Öbürü Aleksandriye, Büyük İskenderiye aslında. Onu da okurdu. Çok da berbattır havası. Çok sıcak. Sıcak denir yani, oktan bir yer. Yeni kurulan şehirler antikide de problemlidir. Fakat zengin bir bölgedir yani. Limandır bir kere. Hinterland çok verimlidir. Antioş. Evet, Antioş bütün eyalet. Bizde Antakya sırf merkez şeye, ilçeye bırakıldı. Yanlış, bütün eyalet. Hatay diye istemişler. Bu Hatay garip bir Türkçe kelimedir. Biz Çin'e de Hatay deriz. Öyle mi? Tabii. Çin kelimesi falan yok ortada. Yani Çin çok yeni bir kelime. Çok yeni bir kelime. Ve hep söylerler onu. Çin, Çinlilik, eski Çin falan, bunlar 20. yüzyılın icadıdır tarihte diye. Yani söylerler bunu. Biz Hatay derdik, eski zamandan beridir. O da Rusça'ya geçmiş, Kitay olmuş şeyde. Burada da Hatay, bunu buraya vermişiz. Yani bu enteresan. Ama Atatürk benim şahsi meselemdir diyor Hatay için.
Ha yok şahsi onurumdur diyor. Evet. Yani bu alınacak diyor ve alındı. Çünkü burada Türkmen unsur var. Tabii ki Arap unsur var. Ortodoks yani Sünni Araplar var. Ve tabii ki Nusayriler var. Nusayriler kendilerini Arap hissetmiyorlar. Öyle bir şey demiyorlar. Alevi ismini de 1920'lerden sonra kullanmaya başladılar. Yani o garip bir şey. Ve Rumlar var ve İtalyan var. Ne istersen var. Her şey var. Ermeni bilen var. O Ermeniler bir ara tehcirde gitmişti, geri geldiler. Gelip kalanlar var. Yani tekrar şey yapınca 39'da giden var, gitmeyip kalan var. Şimdi gelmekte olan var. Hoş geldi. Ama böyle bir vilayettir Hatay. Yani bugün de bu etnik renklilik devam eder. Peki hocam, seni daha fazla tutmuyorum. İşlerim var, müşterim var. Seni de yormayalım. Zaten İşlerim var, müşterim var. Çok işim var. Çok çalışıyorsun, çok geziyorsun. Cunda'ya gittiğin zaman da gelip seni alacağım. Beraber Celal Hoca'ya gideceğiz. Olur. Bir de oraya geçeceğiz. Yolu çok kötü ama biliyorsun. Felaket bir yol var. Evet, tepede oturuyor böyle İran satrapları gibi. Aynen, böyle denize kadar da böyle bir denize bir iskelesi var. Önünde de su kaynıyor. Böyle orada geniş, deprem olacak eyvan diye bekliyor. Orada oturacaklar kayanın üstünde. O da denizi seyrediyor. Evi de Doğan Kuban yaptı diyor. Ha? Doğan Kuban. Doğan Kuban arka odaları yaptı. Eyvan şeyin icadı Oya'nın. Peki hocam, çok teşekkürler. Değerliler, salı akşamı tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.